Zaman durmaz, hayatı kaçırma, her anı dolu dolu olsun. Bildiklerin yeter mi sence, yanında hep kitap bulunsun. Evdeki hesap çarşıya uysun, ekonomik sağlıklı olsun. Mutfak mis gibi yemek kopsun, tarifler havada uçuşsun. Çocuğun için en iyisi olsun, dünyası renkle dolsun. Her şeyin doğrusunu kim bilebilir, en iyisi bir bilene sorulsun. İyi fikir. Günaydın sevgili seyirciler, İyi Fikir'e hoş geldiniz. Bugün programımız yine dop dolu, harika konuklarımız var, güzel konularımız var. Hemen birkaç tanesinden sizlere bahsetmek isterim. İlerleyen dakikalarda Nuray Karpuzcu gelecek, araştırmacı yazar. Özellikle hacamatla, sürükle ilgili çalışmaları var, yurt dışında eğitimler veriyor ve kadim şifa yöntemiyle alakalı olarak bize burada hanımefendi anlatacak. Nasıl yaptığını, kimlere yapılır, kimlere yapılmaz ve yapıldığında hangi alanlarda sonuç alınıyor? Sizin de eminim merak ettikleriniz var. Diyetisyen Elvan Odabaşı. Elvan Odabaşı'yı çok seviyoruz. Göbek çevresi yağlanması ile ilgili. Şimdi kiminin böyle şişer göbeği, işte kiminin hamilelik sonrası gitmez, strese bağlı olabilir veya simit tipindedir. İşte onların hepsiyle ilgili olarak bize çözüm yöntemleri sunacak. Ve her zamanki gibi Yasin Tazede şefimiz burada olacak. Bize harika tarifler verecek. Ama önce Doktor Aydoğan Süer gelecek. Kendisi marka uzmanı. AVM'lerle, markalarla falan çalışıyor. Tatil bitti. Tatilde iyi hoş harcamalar yapıldı. Ondan sonra okullarda açılıyor. Bütçenizde inşallah öyle değildir ama bazı aşmalar olabilir. Bize işte bunları nasıl toparlayabilirizle ilgili önemli ipuçları verecek. Hemen o yüzden vakit kaybetmeyelim ve programımızı başlatalım. Tatilde bütçenizi aşıp kara kara düşünmeye başladıysanız ekran başına. Hesaplı bütçe nasıl yapılır? Türkiye'de 15 milyon. Bütçeyi aşmadan alışveriş yapmak için nelere dikkat edilmeli? Artık bir doyum düzeyine ulaşmıştır diyebiliriz. Alışveriş bağımlılığından kurtulmanın ve bilinçli tüketici olmanın yollarını marka uzmanı Doktor Aydoğan Süer iyi fikirde anlatacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi bu aşılan bütçeyle alakalı olarak siz zaten bu işin profesyonelisiniz. Yani hem veren tarafı biliyorsunuz, cebinden parayı çıkartan tarafın psikolojisini ve durumunu biliyorsunuz. Hem de öbür tarafı biliyorsunuz. Evet. Yani işin her türlü numarasına hakimsiniz diyeyim. Dolayısıyla sizden yararlanacağız bugün. Sağ olun. Ne dinleyelim? Şimdi bütçeyi sarsan tuzaklar ve çözüm yolları dedik biz bunun başlığına. Evet. Siz de sağ olun bir çalışma yaptınız. Bize anlatın. Ne yapmamamız gerekiyor? Şimdi de özellikle şunu belirtmek lazım. Biz Türk toplumu olarak gerçekten çok tüketen bir toplumuz. Hı. Aslında Avrupa için çok kıymetli olmamızın bir sebebi de Türkiye'nin çok tüketen bir toplum olması. Ama burada altını çizmemiz gereken bir çok önemli bir konu var ki en az tasarrufu uygulayan ülkelerden biri de biziz. Özellikle Orta Doğu'da yaşanan hadiseleri görüyoruz. Dünya ekonomisindeki yaşanan kur dalgalanmalarını görüyoruz. Ülkemizin bu geçiş dönemi içerisinde gerçekten bilinçli tüketici olmanın gereklerini yerine getirmemiz gerekiyor. Yani tabii ki alışveriş alışkanlıklarımız olacak, kendimizi mükafatlandıracağız. İyi bir şey yaptığımızda kendimize bir hediye vereceğiz, ödüllendireceğiz. Bazen bütçemizin dışına çıkacağız. Aslında burada bu gibi geçişlerde ve dalgalanmalarda millet olmanın gereğini de yerine getirmek gerekiyor. Yoksa nefes almadan vermeden nasıl yaşayamıyorsak alışveriş yapmadan da yaşamamız mümkün görünmüyor. Tabii. Bir ticaretin dönmesi için, o ülkenin ekonomisinin dönmesi için mutlak suretle alışveriş tabii ki yapılmalı. Ama burada bilinçli tüketici olarak bütçemizin dışına çıkmadan yarın geleceğimizi daha sürdürülebilir kılmak için gerekleri yerine getirmemiz lazım. Onun için biz bütün izleyicilerimiz için ben bir 11 madde hazırladım. Kısa, az, öz. Tabii ki şimdi bayramdan çıktık, uzun bir tatil vardı. İster istemez biz millet olarak şunu da çok yapıyoruz. İlk gün tatile çıktığımızda o birkaç gün içerisinde bütçeyi tüketiyoruz. Geriye kalan ayın 29 günü, 28 günü
elimizdeki kalan bütçeyle idare etmek zorunda kalıyoruz ve daha çok stres oluyoruz. Ya da işte şu bayram tatili içerisine girdik. Bir hafta içerisinde yine bütçemizi çok zorladık. Şimdi döndükten sonra okullar açılıyor. Aileler çocuklarıyla ilgili masrafları düşünmeye başladı. Eylül ayı içerisi biliyorsunuz ki Eylül en azından yeni sezonun da başlangıcı. Raflar ve dolaplar da yenilenme süreci içerisinde. İster istemez şimdi bütçede neler yapmak gerekiyor? Bunların altını kısa özetlerle çizelim isterseniz. Hadi buyurunuz. Evet, genelde biz şöyle bir madde göstereyim ben. Gelirlerinizden daha fazla harcamayın. Tabii aslında bakıyorsunuz ki gerçekten ciddi gelir elde edenler bile bakıyorsunuz ki kredi kartlarında ödeme zorluğu çekiyor. Yani lüks tüketime o kadar çok şeyimiz artmış ki, talebimiz artmış ki kendimizi frenleyemiyoruz. Bir de bizim genelde bir şeyimiz vardı, bir mantığımız vardı, bir Türk geleneği vardır. Borç yiğidin kamçısıdır. Ha evet. Yani artık ama o kamçının şeyi acısı çok daha sert gelmeye başlıyor. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Ben ona çok inanırım, biliyor musunuz, borç yiğidin kamçısıdır diye. Yani mesela ev konusunda borca girmezseniz o kadar yüksek meblağlı bir şeyi nasıl alacaksınız? Morgaç 10 sene. Artık 10 sene Allah'a da güvenerek işte hadi bakalım falan, aile bireylerinin hepsi çalışacak. Şimdi şöyle, buradaki 11 madde de zaten doğru borçlanma nasıl yapılmalı? Bir bütçe oluşturduğumuzda o planlı bütçeyi nasıl oluşturmalıyız? Siz zaten mevcut elde ettiğiniz gelir düzenli ise, gerçekten işte bazen bir geliri bekliyorsunuz ama işte örnek veriyorum, bazı izleyicilerimizin kira gelirleri vardır. Ama ayın 5'inde beklerken o kira geliri ayın 15'inde de yatabiliyor. Tabii. Olabiliyor. Yani aslında baktığınızda periyot da ayın 5'i için geçerli. İşte oralarda siz bir doğru bütçe oluşturmadığınızda kendinizi sıkıntıya sokuyorsunuz. Kredi kartınızdan kullanmaya başlıyorsunuz. Eşinizden, dostunuzdan borç alıyorsunuz. Bu sefer ne oluyor? Bakıyorsunuz ki kredi kartının bir faiz yükü üzerine binmiş. Evet. İster istemez o küçük o ayrıntılar aslında bütçenizin şişmesine ve bir daha bir sonraki ayda sıkıntı yaşamanıza ve stres olmanıza neden oluyor. Onun için borç yiğidin kamçısıdır algısını daha bilinçli, yani biz toplum olarak, ben özellikle Türkiye'de birçok markanın üst düzey yöneticiliğini yapıyorum. Birçok şirketin bu sektörün içerisinde yer aldım. Ama şunu gördüm. Biz toplum olarak bilinçli tüketici olma yolunda çok az çalışıyoruz. Tasarruf... Size bir şey söyleyeyim mi? Mesela bence şu anda ekran başındaki seyirci açısından tabii ki bu söyledikleriniz tespit olarak çok yerinde ve çok doğru. Ama mesela ben şeyi istiyorum. Ya tamam, hani bilinç bu biraz da şeye benziyor. Böyle trafik canavarı lafı gibi. Yani bir olgu olarak değil de, ya kardeşim işte hız limitini aşma, işte iki saatte bir mola ver filan gibi. Yani bize şey, burada da öneri. Ne evet, mesela gelirinizden farzı harcama. Ya cebine mesela 3000 lira geliyorsa kredi kartında da işte taksitlendirmeler yapıyorlar. Mesela kredi kartında en fazla nereye kadar gidiyor? Yani bakın, en basit örneğini söyleyeyim. Bugün bir asgari ücret alan bir gencin elinde 5000 liralık telefon ne gezer? Bu sefer ne oluyor? Yani ister istemez bütçenizin dışına çıkmaya başlıyorsunuz. Ya da neden bir çok fonksiyonel telefonu kullanmayan biri neden çok fonksiyonel bir teknolojik cihaz kullanır? İşte burada gelir ve gider dengenizi çok doğru oluşturmanız lazım. Gelirinizden daha fazla borçlanma içerisine girmemek lazım. Tamam. Bunu bir ilk madde olarak söyleyeyim. Yani ayağını yorganına göre uzat demek bu kart. Kesinlikle öyle. Tamam. Evet, ikinci şey, ilk gün tuzağı. Biz genelde bir tatile çıktığımızda, efendim maaşı ilk aldığımızda, bir hesabımızda bir para, bir rakam gördüğümüzde hemen heyecanlanıyoruz. Ciddi heyecanlanıyoruz. Yani sanki o para bizi toplum olarak rahatsız ediyor. Evet. Hesabımızda duruyor ya. Ben eminim ki şu an birçok izleyicimiz aslında şu an diyordu ki ya hocam çok haklı. Yani hakikaten de o sanki bankada duran bir mevduat hesabı bizi çok rahatsız ediyor. Ve hemen onu kullanma gereksinimi duyuyoruz. Ve bir dahaki sonraki günler kendimizi sıkıntıya sokuyoruz. Şu heyecana kapılmamak gerekiyor. Yani efendim bir tatile çıkarken, işte efendim bir kendinizle ilgili bir program yaparken mutlak suretle o ilk günün heyecanıyla hareket etmeyelim. Bu da ikinci madde olarak çok önemli. Ya da mesela şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Hani diyorsunuz ya, burada da notlarımda var. Yani ilk günü bol keseden. Ha, diyelim ki 30'una yaklaştı ayın ve siz bir şey çok almak istiyorsunuz. Artık o ayı gördünüz, tamam mı? Evet. Harcamalarınızı yaptınız, giden gitti. Belki mesela o elbiseyi ya da o işte çantayı, şunu bunu, hanımlar için söylüyorum, erkekler için de ne bileyim ne alacaksa, onu ayın sonunda, hani o ayı görüp de belki almakta fayda var. Zaten şimdi biraz sonra diğer maddeler içerisinde aslında hepsi birbirinin zincirinin en zayıf halkası, en güçlü halkası kadar güçlü. Şimdi birazdan hesaplı bütçe içerisinde bir gardırobu bile nasıl oluşturmamız gerektiğini de konuşacağız. Mesela işte bir pantolonunuz var, uzun zamandır giymiyorsunuz. Mutlak suretle alışveriş yaparken o vitrine gittiğinizde
Bir ceket alacağınızda eski ürünlerinizi, yani dolapta kalmış o an giymediğiniz ürünlerinizi bir gözden geçirin. Alacağınız son ürün diğer ürünle, evdeki ürününüzle bir kombin yaratabiliyorsanız işte alın, siz bir bilinçli bir tüketicisiniz. Hem bir o aldığınız ceketin altına ayrı bir pantolon almak zorunda kalmıyorsunuz. Evde uzun zamandır giymediğiniz bir pantolonu değerlendirmiş oluyorsunuz. Aslında sizden şeyleri de güzel dinlemek lazım. Siz şimdi markalarla çalışıyorsunuz ya, o markalar nasıl bize gel gel diyor. O tabii, böyle tabii. Balığa oltayı atar gibi o kancayı bize nasıl atıyor? Orada da çok önemli indirim tuzakları var. Mesela ben yıllarca Türkiye'nin önemli bir alışveriş merkezinin başında kaldım. İşte efendim dediler ki bir mağazayla mağaza çalışanı arasında, mağaza müdürü, müşteriyle mağaza müdürü arasında bir tartışma çıkmış. Müşteri demiş ki kardeşim ben bu ürüne bedel ödemeyeceğim. %50 artı %50 yazıyor. Bu demek ki bu ürünü benim bedava almam lazım diye düşünmüş. Yani bu gibi espriler falan da çok yaşanıyor, algısal şeyler. Şimdi aslında %50 artı %50 neyi ifade ediyor? Bu aslında bir pazarlama argümanı. %50'yi önce ana fiyattan düşüyorsunuz. Sonra geriye kalan fiyattan da tekrar %50'yi düşüyorsunuz. İşte orada %25'lik bir rakamı ödemiş oluyorsunuz aslında. Tabii aslında 100 lira ise %50 düşünce 50 lira, onun da aslında %50'si olduğu için 25 lira. Ama eskiden tabii bizim tüketicilerimiz de artık bunlardan da bıkmış durumda. Yani siz artık o vitrindeki pazarlama argümanlarını çözmek için iyi bir matematikçi de olmak gerekiyor. Kesinlikle. Bir de şey oluyor mesela, işte 3 ürün alırsam bilmem ne, 4 ürün alırsam yani vay diyorsun ya, 4 ürün alayım da bu kadar benim. Sonra eve geliyorsun, ya ben bundan niye 4 tane aldım ki? Ya benim zaten ihtiyacım bir taneydi, ben gittim 4 tane aldım falan oluyor insan. Son zamanlarda genelde bakıyoruz ki tüketicilerimiz daha bilinçli olmaya başladı. İnternetin avantajlarını kullanmaya başladı. Tabii ki ben madde madde gideceğim ama tabii ister istemez her madde diğer bir tarafı bağladığı için de üzerinden geçmek gerekiyor. Şimdi ne yapıyor artık bizim tüketicimiz? İnternetten o markalara giriyor, güvenli sitelere giriyor. Tabii tabii. Çünkü ister istemez bazen şeyi soruyorlar, işte biz Avrupa'daki gibi internetten alışveriş hızını arttıracak mıyız sorusu çok geçiyor. Ama biz bir Avrupa gibi olamayız. Bizim tüketicimizin zevk ve tercihleri ve beklentileri çok farklı. Tabii. Yani biz ülke olarak bir defa bizim... bir şöyle yapacak, kumaşa böyle bir bakacak. Tabii. Ha bunun yeri iyiymiş filan, güzelmiş bu, ha yok değilmiş. Biz arada yer değiştirebiliriz. Vallahi gerçekten çok bilinçliyiz yani, çok da hoşuma gitti. Gerçekten çok bilinçliyiz de siz bir de beni alışverişte görün, orada ne oluyor? Terzi kendi söküğünü dikmezmiş herhalde, sizinki de öyle oluyor ama bilinçlisiniz. Orada şey, orada sarışın oluyorum. Onun için gerçekten bunların altını gerçekten çizmek gerekiyor. Yani hesaplı alışverişte o bütçeyi kullanırken çok efektif kullanmak gerekiyor. Bir de şey var, o ne Allah aşkına? 9.99. Ne oldu ya, ne şimdi 9.99? Ya tabii aslında ben buradan da, ben bazı canlı yayınlarımda da perakendecilere de çok şey gönderiyorum, mağaza sahiplerine. Genelde onlarla birçok programda bir araya geliyoruz. Allah'ınızı severseniz diyorum, artık şu şeyi bir değiştirin. Şu pazarlama algınızı değiştirin. Ha. Artık yani dünyanın hiçbir yerinde 12 ay boyunca indirim yok. Yani baktığınızda bütün vitrinlerde her tarafta indirim var. Ama çok garip bir şey. Biz ülke olarak da bu kadar indirimi seven bir toplum daha da ben görmedim hiç. Yani biz bir ürüne ihtiyacımız olmasa bile, o ürün indirimliyse alma gereksinimi duyuyoruz. Kesinlikle. İşte bakın bu bütçeyi şişiren en önemli etkenlerden biri bu. Kesinlikle. Yani işte Ayşe bu ürün çok uygun, ha bu ürünü de alalım. Ya işte bir şey olmaz, fiyat çok uygun, evimize dursun. Hiç o ürünü kullanmıyor aslında. İster istemez işte burada o ufak tefek, gözle görünmeyen, bütçenizi sarsmayacak gibi görünen harcamalar da işte bütçenizi gerçekten çok olumsuz etkiliyor. Öyle tabii. Bir de öyle minik minik minik, aman ne var şu kadarcıktan bütçe mi sarsılır diyorsun, onu alıyorsun. O minik, o minik, o minik, aa bir bakıyorsun aslında o bütçede bayağı bir gedik oluşturacak harcama. Aynen öyle. Hemen üçüncü madde de gibisin, zaman tuzağı var. Mesela zamanda da biz neden, mesela tatile gidiyoruz. Neden bir erken rezervasyon avantajını kullanmayız? Ya da bir yere uçuş yapacağız, bir seyahat gerçekleştireceğiz. Sizin 2-3 hafta önce aldığınız bir biletin fiyatıyla 1-2 gün önce içerisinde aldığınız bilet fiyatı arasında gerçekten çok ciddi bir fiyat var. Deli gibi fark var, olur mu? Tabii ki. Yani tabii otellerde ki de bunu yaşamıyoruz. Şimdi mesela yüksek sezon, İstanbul'dan Bodrum'a bir uçalım bakalım, hani 400 liralar falan oluyor. Evvelden alsanız, ama onların da ne kadar önce açıyorlar acaba şeyleri, koltukları? Yani hemen hemen bir ay önce açıyorlar. 3 hafta öncesinde mutlak surette açılmış oluyor. Yani bir defa aslında şunu söylüyorum. Türkiye, biz ülke olarak son 5 yıldır çok daha bilinçliyiz. Ama yeter mi?
yetmez. Bakın çok ilginç bir istatistiksel veriden bahsetmek istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ben bunu tutuyorum. Ortada bak indireyim bari. Tamam. Çok ilginç bir veriden bahsedeyim. Mesela Avrupa için neden Türkiye çok kıymetli biliyor musunuz? Türkiye çok tüketiyor. Yani bugün Avrupa'nın birçok ürününü satıyoruz ama yerli marka sayımız parmakla sayılır kadar az. Yani yıllık 380 milyar dolar bir tüketen bir toplum var. Bir de galiba ben gittiğim yerlerde de böyle esnafla konuşuyorum. Her zaman çok harcayan turist gelmiyor bize galiba. Yani orada bir hanımefendi geçen gün gittiğimiz işte bir bedestende şeyi anlatıyordu. Ya buraya geliyor geçen gün bir kafile geldi diyor. 150 kişi doluştular. İşte biz de aman dikkat ediyoruz ürünlere işte gitmesin etmesin falan diye. 100 liralık alışveriş yapmadı dedi ya. Şimdi şöyle. Bazısında pintisi geliyor. Hani harcayan gelse şimdi, çok iyi. Tabii bunların bir dönemleri var. Şimdi ister istemez dövizdeki artış şu an turizmde büyük bir patlama yarattı. Şimdi gördünüz mü Nişantaşı'nda bir markanın önündeki kuyrukları? Ben özellikle bunu şeyde gördüm. Mesela Paris'te Şanzelize Caddesi'nde bir markaları inceliyordum. Aha. Aslında benim bir niyetim de Türkiye'de bu işin uzmanı olarak ülkeme bir katma değer de sağlamak. Hı-hı. Neden bizim yerli markalarımızın önünde diğer dünya ülkelerinden gelip neden kuyruk oluşmasın? Hı-hı. Ve saatlerce deli gibi bir mağazanın önünde mağazayı incelediğimde ya bu adam deli midir? Ne yapıyor acaba? Neden bunları inceliyor? Sorusu belki de soranlar olmuştur. Çok böyle garip bakışlarla gözlerini üzerinde hissettiğim birçok insan oldu. Şimdi şöyle mesela bir ne markasıydı mesela Louis Vuitton mağazası. Bakıyorsunuz ki efendim sabah 9'da... Bu bahsettiği marka bir dünya ayakkabı, çanta. Çanta filan satıyor, işte gözlük de satıyor filan ama esas böyle çantaları çok meşhur ve çok pahalı. Çok pahalı bir Fransız markasından bahsediyor. Evet, evet, evet. Yani peki bu o mağazanın şubeleri diğer ülkelerde yok mu? Var, çakmaları neden her peki, yerde. Neden peki o ülkeden alma gereksinimi duyuyor? Bakın burada bir soru var. Bakın o ülkenin mesela Şanzelize. Tabii Fransa, neden? Tamam. Ya yani Fransa'da üretilen bir ürünü neden alma gereksinim? Yani kendi ülkesinde mağazası varken sırf ben o ülkede bunu almak için aldım demek için orada saatlerce kuyruk bekliyor. Her model her yerde yok. Bakın çok ama burada çok ince dengeler de var. Ya vardı şimdi, da orada en şeyi vardır yani en son çıkan yer böyle o çılgınlardan. Şimdi birazdan o maddelere de geleceğiz. Mesela arkadaş tuzağına şey yapmayın, o girdabına kapılmayın. Şimdi bizde özenti de çok fazla. Tabii ki. Efendim arkadaşım şunu almış, işte ben niye almayayım? Ya da işte efendim ben, bak bunu Paris'ten aldım. Şimdi aslında bu algı çok çıkıyor ama. Sosyal medya yaygınlaştı ya. Evet. Hani bak onda var, o kravattan var, bende o kravattan yok mu yani filan. Ya biz bunu çocukluğumuzda da hatırlarız. Annelerimiz filan evde otururken, vallahi komşularımızdan hemen hatırlarım ya. O dönemde... Bey bilmem kimler şunu almış. Tabii. Ya biz de alalım işte o dolap yaptırmış biz de yaptıralım işte o aracını yani. Bunlar... Ay o yüzden herkesin evinde böyle şu anda bile yani kendi aramızda konuşurken görüşürüz. Ay o takımlardan sizde mi vardı? Hani vardır ya böyle herkes de aynı takım. Aynı. Şey az önce soracaktım unuttum bu zaman tuzağı hikayesinde. Hani neden erken alışveriş hemen yapılmıyor dediniz ya. Orada çok önemli sorular geliyordu bana sosyal medya üzerinden. Şimdi bakın. En çok gerçekten soruların başında şu yer alıyor. Şimdi bir erken rezervasyon yaptınız ama bazen dengeler değişebiliyor. Son dakika bir işiniz çıkabiliyor. Tabii. Başka bir İnsanlık düzensizlik hali. Olabiliyor. Bütçeniz o an müsait olmayabiliyor. Bir paket alıyorsunuz. Ya da işte diyorsunuz ki ya ben son hafta karar vereyim. Ya da izin tarihiniz belli değil. İşte son dakika değişebilir. Şimdi burada erken tatilde bir gerçekten bir tatil sigortası denen bir şey var. Yani siz bir paket aldınız, işte bir tatil paketi aldınız. Çok cüzi bir rakam. Yani bunun binde biri, binde ikisi gibi bir rakam ödüyorsunuz, o tutarın. Yani düşünün ki bir 2000 liralık falan bir tatil aldıysanız, 3000 liralık bir tatil aldıysanız 60-70 lira gibi bir sigorta bedeli ödeyerek son bir hafta içerisinde tatilinizi başka bir şeye erteleyebiliyorsunuz işiniz çıktığında. Yani tatiliniz yanmıyor. Ha yanmıyor o zaman. Tabii. Yani buradaki sigorta kapsamları kullanılabilir. Güzel. Bu çok gerçekten çok önemli bir. İyiymiş. Yani. Eğer söylediğiniz gibi hani 2000 liralık tatile 60 liraysa tabii, olur 60 yani. Lira 70 lira yani çok cüzi rakamlar. Onu söyleyeyim. Yani bir defa o zaman bir, buna dikkat etmek lazım. Böyle bir tatil alırken mutlak surette buna dikkat etmek lazım. Şeyi anlamak istiyorum. Televizyonda da mesela böyle reklamlar oluyor. Ay diyor aynı otel diyor işte bilmem nerede oda fiyatı orada 90 burada 120 burada 60 burada işte 160. O hakikaten öyle oda fiyatları değişebiliyor mu? Tabii değişiyor. Ne o zaman aynı otel şimdi ya? Şimdi şöyle her grubun kendi içerisinde özel anlaşmaları var. Şimdi bir ünlü bir grup turizm grubu geliyor diyor ki ben kış döneminde sizin yaz döneminizin bütün odalarınızın %80'ini kapatıyorum diyor.
peşin para ödüyor. İster istemez orada o peşin parayı ödediğinde adam diyor ki yani ben bugünden yarın ne olacağı belli değil. Ben odamı satıyorum bu fiyata diyor. Şimdi ne yapıyor? Tabii Türkiye'de bir rekabet ortamı da var. Yani tüketici bu rekabet ortamından kendine fırsat ve fayda yaratmalı. Çok net. Tamam. Yani internetten araştırın, fiyatları karşılaştırın. Bakın hakikaten çok absürt durumlar da oluyor. Mesela siz bir otele gidiyorsunuz. Efendim bir internet sitesinde bir karşılaştırma yaptığınızda ya bir bakıyorsunuz ki ben 3 katını ödemişim. Evet. Yani internetten aslında oradan bir girip o oteli alacak olsam ya da bir ürünü alacak olsam çok daha uygun olacağım. Yani bu kadar bire bir oynayan, bire iki oynayan fiyatlar bile var. Yani bakın özellikle şu soru da çok soruluyor. Perakende nereye gidiyor? Mağazacılık nereye gidiyor? Çünkü ben hiç sormuyorum şu anda o soruyu. Ne yapacağım ben perakende nereye? Niye onu konuşalım? Şimdi şunun için konuşalım. Şimdi internetten alışverişin... Neden gittiniz o konuyla? Şundan dolayı konuşalım. Şimdi internetten alışverişin ana yoğunluğu şu tüketicide şöyle bir gerçekten ön yargı oluşturmaya başlıyor. Yani siz bugün bir etek, bir elbise alıyorsunuz, bir pantolon alıyorsunuz. Efendim 5 lira ödüyorsunuz. Yarın 2 ay sonra bir tane sitede bunu 2 lira gördüğünüzde kendinizi enayi konumunda hissetmeye başlıyorsunuz. Yani evet. Tüketici bunlar rahatsızlık duyuyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani, mesela benim başıma geldi bu. Hatta bunu bir konu başlığı bile yapabiliriz. Bir çok ünlü, bak yazıyorum söylemeyin. Şuradan aldım hatta bir elbise aldım ve bu benim 2 kere başıma geldi. Doymadım bir daha aldım yani. Evet. Ondan sonra aldığım bedenin vallahi billahi içinde etiketi normalde işte ben small giyiyorum. Bana içinde small yazmakla birlikte resmen large'ı geldi. Ve ben ikisini de şey yaptım, tadilata götürdüm. Şimdi normalde hiç olmaması gerekiyor değil mi? Bunun bu bilmem ne .com'dan aldım. Ve oradan bana böyle geldi. Şimdi ben o zaman düşünüyorum. Bir daha alır mıyım? Bir daha almam bak. Bir daha almam yani. E tabii işte biraz hani diyorsun ya konu nereye geliyor? İşte burada o güvensizlik ortamı bu sefer markalara karşı. Evet ön yargı ama anladım. Ayrıca bir gün şeyi konuşalım. Bak ayrıca bir gün bu online alışverişi konuşalım. Tabii tabii. Yani iyi mi çok... yapıyoruz yapmıyor muyuz falan filan bunu konuşalım. Az vaktimiz kaldı. Evet devam edelim. Şimdi borçlanma seçeneğini akıllıca kullanın. Yani kendimizi bir borçlandırırken gerçekten o taksitlendirme süreci çok önemli. Yani beklediğiniz düzenli geliri olan ya da ticaretin mevcut akışıyla bir gelir elde eden kişiler de burada çok ciddi bir esneklik göstermeli. Yani gerçekten siz bir B planınız var mı? Eğer o gün o taksiti ödeyemediğinizde B planıyla ödeyebilecek aslında bir alternatif de belirlemek gerekiyor. Ve biz genelde bir borcu çok kısa sürede bitirmeyi planlarız ve hedefleriz. Aslında yani, öyle yapmak lazım değil mi? Ama şöyle yapalım. Taksite böldür kurtul şimdi şöyle, diyorsa. Şimdi bir konut kredisi kullanıyorsanız. Öyle olmaz tabii. Efendim ben bunu normal bütçeniz içerisinde kendinizi 6 senede mesela 10 senede ödeyeceğiniz bir krediyi 6 seneye 7 seneye düşürdüğünüzde bu sefer kendinizi strese sokuyorsunuz. Aslında bu sefer yaşamı da çok ertelemiş oluyorsunuz. Burada aylık taksit tutarlarınızı mevcut temel ihtiyaç giderlerinizle beraber o bir kapsam oluşturmak lazım. Mutlaka bir %10'luk bütçeyi bir free bırakın. Yani hastalık olabiliyor. Efendim bir ekstra bir misafiriniz gelmiş olabiliyor. Bir ek bütçe çıkıyor. İşte biz ne yapıyoruz? Buzdolabı bozuluyor. Hadi beyaz eşya. Aynen öyle. Biz toplum olarak hep başa baş bütçe yapmayı çok severiz. Kimse o hikayeyi anlatmasın bana. Ben bunu sahanın içerisinden biri olarak görüyorum. Yani hiçbir zaman biz kendimize, tabii bu biraz da gelir gider dengesi içerisinde çok önemli ama mutlaka hiç olmuyorsa bir %5'lik bir kısmı olağan dışı giderler için bir tarafa koymamız gerekiyor. Çok güzel. Bu bilincin içerisinde. Bak, bir dahaki programa yani bir dahaki sefere sizinle bir şey yapalım, şunları aklıma geldi, bir alışveriş tuzakları konuşalım sizinle. Konuşalım, tamam mı? Siz tabii, çünkü bu mağazaların tuzaklarını çok iyi biliyorsunuz, o belli oldu. Bir alışveriş tuzakları konuşalım, bir de gerçekten şu online alışverişi konuşalım. Tabii, tamam. Tabii, ne demek? Şunları da hızlıca. Hayalperestler kredi kartı. Evet. Evet, şimdi biraz önce programın başında söylediğim gibi yani biz kredi kartındaki oradaki bulunan hesabı, bütçeyi, kullanılabilir limiti kendi mevduat limitimiz gibi görüyoruz. Harcanabilir limitimiz gibi görüyoruz. Ve dikkat edin bakın kredi kartları kullanımlarına bakalım. Limitler ilk ayın içerisinde sonlanmaya başlamıştır. Siz çevrenizde kaç kişiyi gördünüz ki limitlerini tam anlamıyla koruyor? Ondan sonra asgari ücretler ödenmeye başlıyor. Uzun bir dönem aslında yaptığınız ilk harcamanın mali yükünü çekiyorsunuz. Onun faizini çekiyorsunuz. İster istemez bütçenizin dışında
temel masraflarınızdan ve ihtiyaçlarınızdan kestiğiniz bütçeyi buraya aktarıyorsunuz. Acaba küçük bir defter yapıp şey mi görmek lazım? Bir liste oluşturmak gerekiyor. Evet, mutlak çünkü sürekli. Bir şeye 8 taksit ödeme yapıyorsan mümkün mü birkaç ay sonra onun varlığını hatırlaman? Unutuyorsun ki ürün eskiyor neredeyse. Yani Türkiye'nin belki de en önemli sorunlarının başında bir kredi kartı kullanım bilincimiz çok zayıf. Yani burada kendimizi gerçekten biraz frenleyebilmemiz lazım. Bir defa bütün izleyicilerimiz şunu net bir şekilde anlamaya çalışsın. Buradaki limit bizim limitimiz değil, bu bizim borç aldığımız para. Evet. Ama çok hızlı tüketiyoruz kredi kartlarımızı. Ondan sonra da geriye kalan aylarda temel masraflarımızdan kesmek zorunda kalıyoruz. Evet. Ayırmak zorunda kalıyoruz. Neymiş şimdi, bu? Göze gözükmeyen masraflar. İşte biraz önce şunu söyledik, dedim ya, biraz önce %5'lik %10'luk bir mutlaka bir bütçeyi bir tarafta tutun. Yani hangimizin yaptığı bütçe içerisinde umulmadık masraflar çıkmıyor. Mutlaka ya hepimizin. Bir aile içerisinde ya çocuğunuz hastalanıyor, ya eşiniz hastalanıyor, siz hastalanıyorsunuz. Efendim. Ya biri evleniyor Allah aşkına sürekli düğün mevsimi, hop ona çeyrek tak, buna ayıp olur, o bana takmıştı. Beyaz eşyanızı takacağım bilmem ne. Yani tanıdığın akrabanın evladının evlenmeyeceğini bilmiyorsunuz. Bir de orada biraz yarış haline giriyorsanız orada bütçe daha da zarar görüyor. Evet. Plansızlık tuzağı. Evet, yani biz gerçekten bütçe yaparken planlı bir bütçe oluşturuyor muyuz, oluşturmuyor muyuz? Yani ödeme planlarımız kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli bütçelerimizi gerçekten öncelikli masraflarımızı temel ihtiyaçlar üzerinde oturtmamız gerekiyor. Hı hı. Yani bakın, seyirciden gelen mesajlara bakıyorum da. Evet. Yani aslında tabii birçok izleyicimizin belki de gerçekten en çok yaşadığı sorunların içerisinde bunlar yer alıyor. Hı hı. Yani bütçeyi doğru koy. Yani şimdi siz bugün çok rahat harcıyorsunuz. Yarın şimdi bakın Eylül ayı geldi, bayramda çok keyifli zaman geçirdik. Hepimiz unuttuk. Dedik ki yani gerçekten çok yoğun bir yıl oldu. Tabii canım, harcamanın psikolojileri çok etkili. Tabii çok yoğun oldu. Şimdi Eylül ayında bir bakıyoruz ki aslında Eylül ayı diğer aylardan gerçekten daha zor bir ay. Hmm. Yani hem kışın bir başlangıcı, sezonun yenilenmesi, bunun yanında çocukları okula gönderiyoruz. Bu çocukların kırtasiye masrafları, okul masrafları, kıyafet masrafları derken aslında bir bakıyoruz ki şimdi emin olun ki Eylül ayında herkes bir dış borçlanma içerisine giriyor. Bir yerden bütçesini takviye edecek bir çözüm arıyor. Kimisi kredi kartıyla bakıyor, kimisi yakın bir arkadaşından borçlanarak konuyu çözmeye çalışıyor. Ama İnanın bakın, ben çok basit bir örnek vermek istiyorum. Çok hoşuma gitti benim. Bundan bir hafta önce İtalya ve Fransa'daydım. Aslında herkes beni tatile gittiği gibi düşündü ama ben tatile gitmedim. Gerçekten siz yine gözlemci. Oranın gözlemci olarak gittim. Ya bakın, Fransa'da bir şehirde şu söyleniyor. San Gimignano denen bir şehirde, İtalya'da. Diyor ki, şehrin girişinde bir salyangoz var. Sloganları bir salyangoz. Peki dedim ki bu salyangoz ne anlama geliyor? Diyorlar ki biz salyangoz kadar yavaş yaşarız. Hayatı tadını sindire sindire kendimizi çok yormadan stres yaşar. Vallahi hayretle izledim yani. Yani şehrin merkezine girdiğimde öyle durağan, efendim ya garsondan falan bir şey istiyorsunuz yani, sipariş ödeyeceksiniz. Yani aman Allah'ım, yani o refleksi çok iyi ayarlamanız lazım, yoksa bir fırça yiyorsunuz. Hiç kendisini strese sokmuyor. Et yiyeceksiniz. Ay hiç bize benzememiş. Hiç onlar. Hiç. Bizim masamızı sandalyemizi çekmezlerse biz garsonu döveriz yani. Biz ya. De biraz toplum olarak gerçekten şeyi çok seviyoruz. Şatafatı, ilgiyi çok seviyoruz ama şunu söylemeye çalışıyorum. Biz toplum olarak ilgi ve alakayı çok seviyoruz. Yani ya herkesin etsin. Şeyi farklı tabii. Şimdi bir de günü de çok kurtarmaya çalışıyoruz. Yani günü kurtarıyoruz. Şimdi bütçe içerisinde de öyleyiz. Yani Eylül'ü çıkarttık, Ekim'e bakarız. Ekim çıktı, Kasım'a bakarız. Gerisi Allah kerim. Yani bizde bu çok var. Ama işte ister istemez bu stresin yükü belli bir zaman sonra sağlığımızdan çıkmaya başlıyor. Onun için lütfen biraz kendimizi frenleyelim. Yani ben şunu söylemiyorum. Tabii ki insanın kendini mükafatlandırdığı zamanlar olacak. Tabii ki. Temel ihtiyaçlarını giderecek. Ama kontrollü olmak gerekiyor. Büyük resmi görememek. İşte büyük resmi görememek. Az önce tam konuştuğumuz aslında, bu. Evet, biraz önceki konu bu. Nedir bu öncelik sıralaması? Şimdi gerçekten bir alışveriş yaparken tabii bu aslında çocuklardan başlıyor. Bir marka bağımlılığı olmaya, bir lüks tüketime düşkünlük oluyor. Ve siz temel ihtiyaçlarınız dışında bugün ekonomik durumunuz, demin dediğim gibi yani bugün ben bakıyorum asgari ücretle geçinen bir kardeşimiz ya 5000 liralık telefon kullanmaya ne gerek var? Neden bu kadar bütçeniz
sıkıntıya sokuyorsun. İşte efendim bir aylık örnek veriyorum gelirin, iki maaş geliriniz var. Şimdi diyorsunuz ki ben diyorsunuz Avrupa'da bir tatil yapayım. Karı koca gidelim. Bir sene boyunca kredi kartından çektirdiğiniz paranın şeyini ödemeye başlıyorsunuz. Hı hı. Yükünü ödemeye başlıyorsunuz. Bir sene boyunca borçlanıyorsunuz. Evet. Yani şunu söylüyorum. Temel öncelikleri oluşturalım. Öncelikle bütçe dışı fazlamız varsa ona göre yaşayalım. Tabii ki arada küçük kaymalar olacak ama mutlak suretle huzurlu olmanın yolu ve yani siz şimdi biraz önce size verdiğim bir örnek vardı. İşte Eylül ayında harcadık. Şimdi çocukların okul masrafları başladı. Ders işte kurs masrafları. Efendim şimdi orada çocuğunuz belki diyecek ki ya ben bir yüzme kursuna gitmek istiyorum. Çocuğunuzu gönderemeyeceksiniz. Aslında sizin kendi o bir anlık harcama planınızda bütçenizi sarsmanız çocuğunuzun gelişimini olumsuz etkileyecek. Evet. Bir seyircimiz şunu yazmış. Enteresan, doğru aslında. Eskiden peşin fiyatına indirim yapılırdı diyor. Şimdi böyle bir şey kalmadı. Peşin fiyatını hani taksitlendiriyorlar ama indirim yapmıyorlar peşinden diyor. Şimdi eskiden daha yaygındı, doğru o peşinler. Aslında şöyle bakın, ben buradan bütün izleyicilerimizi de bilgilendireyim. Bundan bazıları çok hoşnut olmayacak ama bir defa peşin fiyatına indirim, işte efendim bunların hiçbiri, bu indirimlerin hepsi sanal. Bu ürünlerin bir giriş maliyeti var, fiyatı var. Yani siz bir %50, %70'e indirime girerken bile bunların hepsini yıl başında ürün daha İlk yurt dışından ithal edilmişse ya da Türkiye'de üretilmişse daha sezona satışa çıkmadan bunlar planlanıyor. Yani çok çok nadirdir ki gerçekten o ürün fiyatını ciddi bir karlılıkla o ürünü elde edebilirsiniz. Yani burada biraz Türkiye'de artık bütün, yani ben aslında bunu da çok da altını kalın bir şekilde çizmeme de gerek yok. İzleyicilerimiz bunun farkında. Yani şimdi bugün çıkalım bir alışveriş merkezine gidelim. Bir caddeye çıkalım. Bugün bakalım bütün vitrinlerde %70'e varan. Efendim içeri giriyorsunuz diyorsunuz ki hani %70'e varan? Nerede? İşte şu çorap o falan. Yok işte efendim diyor. İçerideki ürüne bakıyorsunuz %90 kalem, %15, %20 indirimde. Efendim iki tane orada hiç satılmayacak ürünün yanına bir iki raf koymuşlar. Yani 10 bin parça ürün kalemin içerisinde örnek veriyorum 100 parçayı indirimli ürün diye %70'e varan. Tabii, şimdi tabii. Diyorum ki o zaman algıyı şöyle yaratmayın. Yani sanki siz mağazaya gel yapmak için çağırıyorsunuz ama burada işte tüketiciyi aslında yanıltıyorsunuz. Tamam, onu zaten başka bir başlık altında sizinle muhakkak konuşacağız. Bir de o şey yapıyorlar. Bak %70'e varan diyor ya, bak böyle yazıyor bunu. Şöyle. O varan bak, çok. Evet. Aynen böyle. Herkes görüyordur. Şeylerde, mağazaların vitrinlerinde. Ondan sonra %70 böyle yazılıyor. Böyle arada bul. Ev aran da şöyle minicik. Ama son zamanlarda ne oldu? Çok net söyleyeyim. Ne oldu? Şimdi izleyicilerimiz artık o %70'e bakmıyor ki. Orada varan yazıyor mu yazmıyor mu ilk ona bakıyoruz. Kesinlikle öyle yapıyoruz. Algı evet, öyle yani. Evet, evet. Şimdi görüyoruz etiketi, diyoruz ki varan var mı yok mu? İçeriye ona göre girelim diyoruz. Seyircimizden de birkaç tane soru okuyacağım size. Daha doğrusu hem de yorum. Onlar çünkü biz konuştukça hep yazmışlar. Ondan sonra şimdi diyor ki kapatıyoruz indirimdeyiz deyip de diyor 3 sene kapatmayan mağaza var bizim burada diyor. Kesinlikle doğru öyle. Doğru. Ondan sonra indirimde ben eve sürekli stok yapıyorum. Nasıl olsa onlar harcanacak, yapılacak. Mesela hepimiz çay içiyoruz. Ne bileyim ben 3 ay sonra da o çayı içeceksin. Dolayısıyla çay indirimdeyse çay alınsın mı bugün, stoklansın mı mesela? Şimdi yurt dışında büyük marketlerde yapıyorlar ya bunun gibi bir soru. Yani o biraz bütçenizle alakalı. Yani eğer bütçenizde bir fazlalık varsa burada temel ihtiyaçlarınızı stoklayabilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. Ama bunu lüks tüketimde yaparsanız burada problem. Yani indirimli ürünün hangi amaçla kullanılacağı önemli. Hem bütçenin o günkü durumu önemli. Evet, bütçem eğer benim yarın tekrar o ürün gereksinimi duyuyorsam ve bütçemde bir fazlalık varsa tabii ki o fazlalığı şey yapalım. Yani bu aslında parayı gerçekten tanımakla da alakalı. Yani şimdi siz kalkıyorsunuz, ürünü aldınız. Yarın bir gün indirimi diye alıyorsunuz. Yarın belki 3 liraya ihtiyacınız olabiliyor. Tabii. 5 liraya ihtiyacınız olabiliyor. Bununla ilgili soru mesela. Maaşımızın ne kadarını zor günler için saklayalım? Yani ben bana kalsa bir %5'lik bir kısmı, mutlaka bir %5'lik kısmı bir tasarruf bilinci olarak bir tarafta görünmeyen giderler, ekstra oluşabilecek giderler için mutlaka bir kenarda tutmak gerektiğini düşünüyorum. %10 yüksek bir rakam olabilir. Çünkü bugün hangi gelir seviyesinde olursanız olun, bugün hangimiz bu kadar bir %10'luk, %15'lik, %20'lik dilimi bir tarafa koyabiliyoruz? Ne kadar geliriniz varsa
O kadar gideriniz var. Ama şunu söyleyeyim, ben Orta Doğu'yu da çok gezdim. Türkiye çok zengin bir toplum. Öyle. Gerçekten çok çeşitliliği olan bir millet. Çok ciddi imkanlara sahibiz. Ben hatta bazen şey diyorum, yani Türkiye'nin kadrini, kıymetini bilmek istiyorsak biraz Orta Doğu'yu gidip görelim. Hmm. Onun için bu elimizde yedi mevsimiyle, bu iklimiyle, bu koşullarıyla ülkemizin biraz kadrinin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Hmm. Bakın. Yalnız biz aynı zamanda bir Orta Doğu ülkesiyiz. Yani ama öyle orta, de görmek orta lazım. Doğu, çok ayırmamak Orta lazım. Doğu ülkeleri içerisinde çok net söylüyorum. Ha. Yıldızı en yüksek. Ya orası kesin. Ya bana kalsa yaşam her alanda. Çok başkayız yani. Şunu demiş. Kredi kartımızın limiti size soruyoruz. Maaşımızın kaçta kaçı kadar olmalı size göre demiş. Şöyle. Maaşınızın, mevcut maaşınızın tamamı kadarı olabilir. Hı. Çünkü neden? Tamamının üzerine çıkmayın. Ben şunu da biliyorum. Geçmiş dönemlerde biliyorsunuz beyanı çok yüksek verip limitler çok yükseltiliyordu. Ama bankalar buna önlem getirdi. Biliyorsunuz çok ödenilmeyen kara listeye düşen kartlar oldu. O günden sonra bankalar bu işe uyandı ama geç kaldılar. Şöyle, mevcut limitin aldığınız maaş kadar olabilir. Ama onu nasıl yapıyorsunuz? İşte bir ay bütçeniz şiştiğinde öbür ay, diğer ay... Maaşınız da o dengeyi koruyabilecek. Çünkü şöyle, siz kredi kartında nakit limit kullanmadığınızda, nakit çekim yapmadığınızda herhangi bir faiz işlemiyor. Yani o bir aylık süreç içerisinde dışarıdan bir borç aramaktansa orada o kredi kartı limitini bilinçli bir şekilde kullanabilirler. Mevcut maaş limitini geçmemek kaidesiyle uygundur. Tamam. Şu son şeyi de verelim. Öneriyi de verelim. Tutumlu arkadaşlar edin. Bu nasıl olacak? O zaman arkadaşımızın huyunu da değiştireceğiz eğer tutumlu. Ya şimdi değilse. Şöyle, aslında arkadaş gerçekten çok önemli bizim için. Yani belki farkında olmuyoruz ama arkadaş özentisi bizi büyük bir borç batağına da götürebiliyor. Hı. Yaşamda mutsuzluk da getirebiliyor. Hı hı. Psikolojik çöküntü de yaratabiliyor. Yani tamam, arkadaşınızı çok seviyorsunuz ama her ailenin gelir durumu aynı değil. Hı. Yani bugün siz efendim 3 lira ailenizin bir geliri varken toplam geliri, öbür tarafın 10 lira geliri de olabiliyor. Siz şimdi arkadaşınızın o ailenin verdiği standartlara, ben bazen bazı aileleri de uyarıyorum. Diyorum ki mutlak surette şey yapmayın, lütfen bu işi şov haline getirmeyin. Yani bir çocuğunuza ya da bir arkadaşınıza bir şey alacağınızda, bir şey aldığınızda, yani bunu kalkıp da gidip bir arkadaşının gözüne sokmanın ne anlamı var? O insanın gelir seviyesi belli. İster istemez bu sefer siz arkadaşınızı öyle görünce diyorsunuz ki ona yakın bir şey olsun diye bütçenizi sarsmaya başlıyorsunuz. Yani bana kalsa, evet, bu ekonomik seviyede gerçekten arada çok büyük makas ayrımı varsa alışverişe çıkarken ederken çok da yanınıza almayın diyorum yani. Tamam. Psikolojik olarak etkilenme. Yani etkilenme. Ya yani aman, kendine sizi... güven ya. O harcıyorsa, sen harcamıyorsan sen böylesin, o öyle. Ama, ayrıca. Ama toplumun bir gerçekliği var mı? Var. Evet. Peki sizinle bu başlıkları konuştuk. O zaman sözleşiyoruz bir dahakine. Onları konuşalım diye. Ondan sonra ve bir de bilinçli tüketici olmanın yollarını da ayrıca konuşalım. Bugün tahtamızı getirdik ama burada laf lafı açtı. Güzel gitti. Aydoğan Süer, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum tanıştığıma. Sağ olun. Çok memnun oldum. Sağ olun. İyi Fikir mutfağında ne var? İçerisinde kullandığımız baharatlarla da böyle o kıyma tadını vermeye çalışıyoruz. Şef Yasin Taze'den birbirinden ilginç lezzetler. Kağıdı kalemi hazırlayın. Bu tarifler kaçmaz. Sorularınız için bizi arayın. WhatsApp hattımız 0545 541 5050. Telefon numaralarımız 0212 259 7090 0212 259 7091. Bey Yasin Taze. Hoş geldiniz. Nasılsın şekerim? İyi. Dün nasıl tepkiler geldi? Ha? Herkes sabah kahvaltı yapamadık sizin yüzünüzden, canımız künefe çekti. Şimdi çıkıp künefe alacağız diye mesajlar göndermiş. Künefeyi mi soruyorum? Neyi soruyorum orada Zeynep? Güzeldi. Ha? Güzeldi değil mi? Yani herkes böyle maşallahlar, evet, falan iyi dileklerini iletmişler. Çok teşekkür ederim. Peki bana bir şey anlatmıştı, onu da söylesene ne olur. Hangisi? Hani diyorsun ya, bir gün ben dedim Yasin'de takip edin falan dedim. O gün böyle takipçiler gelmiş, sonra sen bir şey paylaş. Onu anlatsana. Şimdi Pelin Hanım benim Instagram adresimi söyledi. Yasin Taze. Ben de söyleyeyim. Söyle söyle. Onu söylediği gün inanılmaz bir takipçi geldi böyle. Arkadaşlar sonra, yazsanıza Yasin'in Instagram'ını. Sonra ben evlilik yıl dönümümüz nedeniyle evlilik fotoğrafımızı paylaştım.
Aman Allah'ım, 300'e yakın takipçi bir anda gitti. Kaçmışlar. Takip etmeyi bıraktı. Nedenini bilmiyorum ama takip etmeyi bıraktılar. Onları tekrar bekliyoruz. Nedenini bilmiyorsa senin güzelliğin. Biz bir nedenini bil. Ya çok enteresan ya. Düşün, o kadar takipçi geliyorsun, evlilik fotoğrafını paylaşınca kaçıyorlar. İyi, hadi bakalım. Ne yapacağız bugün? Şimdi bugün ne yapacağız? Bana göre fast food'un 5 tane yıldızı var. Hamburger, patates kızartması, evet, pizza, tavuk nugget ve soğan halkası. Allah! Ben bugün o 2 yıldız, 5 yıldızın 2 yıldızını yapacağım. Çünkü çocuklar çok seviyor tavuk nugget'ı. Bir de çocuklara soğan yedirmenin çok kolay bir yöntemi soğan halkası. Onu yapacağız. Ne yapacağız? Burada yağımızı kızdırdık. Tavukları... Tavuk nugget yapmak için aslında tavuk nugget bir nevi tavuk köftesi demek. Tavuk köftesine işte paneleyip kızartıyoruz. Yöntem bu. Tavuklarımızı, iki tane burada iki parça tavuk göğsümüz var, fileto. Onları küçük küçük böyle kuşbaşı doğradık. Rondomuzun içine attık. Ben geri kalanını da atacağım şöyle. Bunları küçük parçalar halinde çekiyoruz. Yani bir kıymaya dönüştürüyoruz. Rondoda çektiğiniz zaman daha macun kıvamına geliyor. Şimdi içine tavuklarımızı koyduk. Biraz ses çıkaracağım. Üzerine iyice çekilmesi için iki tane yumurtamı ekliyorum. Biraz un ekleyeceğim. Hepsini tek bir kabın içinde yapıyorsunuz. O yüzden çok kolay aslında. Unu parça parça ekleyeceğim. Biraz toz kırmızı biber. Bunun içerisine koyacağınız baharatları kendiniz belirleyebilirsiniz. Sevdiğiniz başka baharat varsa, tavuğa yakışacağını düşündüğünüz. Mesela ben tavuğa tarhun baharatını çok yakıştırırım. Biraz karabiber ekliyorum. Biraz tuz ekleyeceğim. Biz daha tarhun baharatıyla tanışamadık. Tarhun bir ot aslında. Taze de kullanılıyor, kurumuş da kullanılıyor ama tavuğa çok yakışıyor. Ben sarımsak ekliyorum. Sarımsak çok yakışıyor çünkü. Şöyle bir tane sarımsak aldım. Bunu hafifçe ikiye böldüm. Onları da attım. Yine biraz gürültü yapacağım. Kalan unumu da ekliyorum. Bu bir hamur kıvamına geliyor aslında. Köfte harcı gibi düşünün. Sonra sertleştireceğiz. Onu paneleyip kızartacağız. Tavuk nugget'ın aslında mantığı tamamen bu. Şimdi tavuk nugget evde hanımlar yapmaya çalışıyor ama böyle yapmıyorlar. Genelde ne yapıyorlar? Hazır tavuk nugget'lar var, dondurulmuş. Onları alıp yapmaya çalışıyorlar. Şuradan eldiven alayım ben kendime. Hazır almanıza gerçekten gerek yok. Çünkü içine ne koyduğunuzu biliyorsunuz. Böyle daha lezzetli. Bir de kendi hayal gücünüze göre yaptığınız zaman daha farklı oluyor. İçindekileri kendiniz belirliyorsunuz en azından. Çok daha lezzetli. Bir de yanına tavuk soğan yaptığınız şey, soğan halkası yaptığınız zaman, tavuk soğan. O da tavuk güzel. Soğan da iyiymiş. Soğan halkası yaptığınız zaman gerçekten harika oluyor. Şimdi burada bir harç yaptık. Şu bıçağını çıkaralım. Bıçağımızı kenara alalım. Bu harcı şöyle elimle biraz karıştıracağım. Sonra şöyle küçük toplar haline getiriyorum. Bunu biraz daha, biz ununu biraz az koymuşuz. Böyle daha un oranını artırıp şey yapabilirsiniz. Daha sert bir hamur haline getirebilirsiniz. Şöyle yapıyorum. Önce una buluyoruz. Unumuzun içinde hiçbir şey yok. Sonra burada yumurta çırptık. Sonra yumurtaya buluyorum. Gerçekten ununu az koymuşuz. Sonra burada galeta unum var. Kendiniz ekmek çekip onunla da yapabilirsiniz. Ona bulayacağım. Sonra kızgın yağımın içine atacağım. Orada kızacak. Ben hemen o bir tanesi kızarken şurada soğan halkalarımı da göstereyim nasıl yapıldığını. Yasin, sen bunu kullandıktan sonra atıyor musun yağını? Hayır hayır. Yani şöyle, yağı kurtarmanın yöntemleri var. Yağınız çok fazla yandığı zaman, yani yanık yağ kullanmayın ama. Baktınız yağ yemek yaparken yandı ama mutfakta başka bir çareniz yok. O zaman yağın o rengini, o yanık tadını kurtarmak için küçük püf noktaları var. Mesela evinizde hemen havuç varsa havucu iri parçalar halinde doğrayıp yağınızın içine atın. Altını kapatın ama yağın. Ama o kızgınlığıyla bütün yanık parçaları havuçlar kendi üzerine toplayacaklar. Aynen. Sonra onları aldığınızda daha temiz bir yağla işleminize devam edebilirsiniz. Ama yağ defalarca kullanılmamalı tabii. Çünkü kanserojen, bu trans yağ diyoruz ya, yağın yapısını bozuyoruz aslında. Çok da mantıklı değil.
Şimdi soğan halkası yapacağız. Soğan halkası yaparken soğanlar zaten halka halka. Biz soğan halkalarını paneleyip kızartıyoruz. Yaptığımız tek şey bu. Ama soğanı nasıl böyle parçalar haline çıkaracağız? Burada şöyle bir parmaktan biraz daha ince soğan halkaları oluşturacağız. Onun için de keskin bir bıçak alıyoruz. Soğanımızı şöyle soyduktan sonra bir tane dilim atıyoruz. Bir tane daha atalım. Sonra aldığımız zaman soğanın böyle bir konik şeklindedir. Dar yerinden bastırıp alta doğru ittiriyoruz. O zaman bakın böyle bir sürü soğan halkamız oluyor. Soğan halkalarını çıkarıyoruz. Sonra ben burada biraz soğan halkası hazırladım. Bunları önce una batırıyoruz. Una buluyoruz ki çift pane yapacağız. Buna çift paneleme işlemi deniyor. Önce una batırdık. Sonra biraz burada işte çeyrek bardak kadar, yarım bardağa yakın bir unum var. Onun içerisine bir tane yumurta koyuyorum. Bir yumurtamı kırdım. Yumurtayı kullanırken de evde böyle hamur işleri falan yapıyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta var. Hayvansal ürünlerin birçoğu siz işlem yaparken yapmadan önce bir süre önce çıkarmanız gerekiyor ki o da ısısına düşsün. Hı hı. O zaman etlerde de öyledir. Eti çıkardınız, çıkarır çıkarmaz o soğuğuyla beraber pişirmeye başlarsanız et kayış gibi kendini toparlayacak, sertleşecek. Onu yumuşatmanın en önemli noktalarından bir tanesi yemek yapmaya başlamadan bir süre önce çıkarın etinizi, oda ısısına ulaşsın. Biz hep şey deriz, etin merkezinin oda ısısına ulaşması. Yani dışına değdiniz, et ılımış dediğiniz zaman olmuyor aslında. Çünkü etin merkezinin de bir sıcaklığı var. Hı hı. O ısıyı düşürmeniz, o sıcaklığı düşürmeniz gerekiyor. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi yumurtam dışarıda beklemişti, biraz ılık. Bir tane yumurtamı da koydum. Bu unla yumurtayı karıştırıyorum. Burada biraz kabartma tozu ekleyeceğim. Aslında yine kuru olanları baştan karıştırmak çok daha mantıklı, topaklanmasını engellemek için. Bu burada beklerken ben orada tavuk nuggetımı hemen bir tabağa alayım, göstereyim size. Çok güzel. Tavuk nugget böyle oluyor. Bunu böyle küçük parçalar halinde yapabilirsiniz ama çok lezzetli. Şimdi içerisine yine ılık bir süt dökeceğim. Burada bir hani krep hamuru gibi bir hamur elde etmeye çalışıyorum. Onunla tavukların soğanların üzerini kaplayacağım. İyice karıştırıyorum. Bu soğan halkasını isterseniz galeta unuyla yapabilirsiniz. İsterseniz evde bayat ekmekleriniz varsa boşu boşuna galeta almayın. Evde kendi ununuzu, galeta ununuzu kendiniz yapabilirsiniz. Çünkü gerçekten çok fazla ekmek tüketiyoruz biz. Birçoğunu da kendimiz yemiyoruz ama çöpe gönderiyoruz. Hmm. O yüzden evinizde artan ekmekleri ben sabah buraya geldiğim zaman burada bayat ekmeklerimiz vardı. Onları biraz fırınladım, kuruttum. Tam bayatlamamışsa fırınlayın, kurutun. Sonra rondoda çekin. Böyle bir galeta unu elde edeceksiniz. Sonra onu böyle panelemek istediğiniz gıdalarınızda kullanırsınız. Krep hamurumu hazırlıyorum. Sonra içlerine batırıp paneleyeceğim. Sonra da kızartacağım. Aynı yağda kızartacağım. Hiçbir sakıncası yok. Siz seviyor musunuz fast food? Ben çok severim. En sevdiğiniz nedir fast food'da? Gittiğiniz zaman yani ben dışarıya fast food yemek istediğim zaman şunu yiyorum dediğiniz bir şey var mı? Vah, hepsini yerim ben. Soğan halkası da severim. Patates kızartması da severim. Hamburger de severim. Bir gün hamburger yapalım burada. Hamburger köftesi kendimiz yapalım. Güzel oluyor. Hakikaten şey gibi oluyor mu dışarıdakiler? Çok gerçi daha dışarıdakiler güzel oluyor. Gibi oluyor mu demem de yani senin bir restoranda şef olarak çalışıyorsan dışarıdakiler gibi oluyor. Yani çok evde lezzetli. Biz hakikaten dışarıdaki lezzeti bulabilir miyiz? Çok daha iyisini yapabiliriz. Çünkü kendi seçtiğimiz yağ oranını kendi ayarladığımız bir kıyma, istersek ekmeklerini de kendimiz yaparız. Allah! İnanılmaz bir lezzetle hamburger köftesi de hamburger ekmeği de yapıp muhteşem hamburgerler hazırlayabiliriz. Çok kolay. Bunu bir gün yapalım. Tamam. Şimdi krep harcı gibi yaptım. Biraz koyu olmasına dikkat edin. Çok fazla açmayın bunu. Sonra burada daha önce unun içine batırdığım soğanlarımı şöyle içine atıyorum. Burada elinizi kullanmanıza gerek yok. Bir çatal yardımıyla İçine batırdım. Fazla paneyi akıttım. Sonra ekmek kırıntısının içine atıyorum. Ay canım kalamar çekti dese. Canım kalamar gibi. İnsanlar çok karıştırıyor gerçekten. Kalamar gibi. Ama duruyor. Öyle gibi gözüküyor. Evet. Özellikle onun içine girdiğinde şöyle biraz daha paneleyelim. İlk soğan halkamız neredeyse hazır.
Bir de soğan gerçekten çok besleyici. Hmm. Antibiyotik, antiseptik, antibakteriyel, antimikrobiyel özellikleri var. Yani çocuklara gerçekten yedirmemiz lazım. Ama ne yazık ki soğan dediğimiz zaman birçoğumuz korkuyoruz. Böyle soğan kokusu da kalmıyor. Hiç kalmıyor. Tabii. Bu soğan halkalarında kalmıyor. O yüzden soğanı böyle tüketmek istediğimizde rahatlıkla tüketebiliriz. Yani soğan tüketmeyenler için aslında farklı yöntemler de var. Mesela soğanı karamelize etmek gibi. Ya da soğanı ızgarada pişirmek gibi. O zaman o kokusundan kurtulacaksınız. Siz de rahatlıkla yiyebileceksiniz. Şöyle iki tane yaptım. Tamam. Bunları hemen orada kızgın yağımın içine atacağım. Şöyle getiriyorum. Kızgın yağın içine bırakıyorum. Panesini biraz çırptım. Bunun yanına mayonezle böyle ketçapla servis edebilirsiniz. Mayonezi de kendiniz yapabilirsiniz ama. Hmm. Yani evde tamamen kendi yaptığımız ürünlerle harika bir fast food zinciri oluşturabiliriz aslında. Hmm. Sonra da oturup afiyetle çocuklarımıza bir de güvenle yediririz bunu. Çok daha memnun oluruz. Soğan halkalarımız kızarıyor. Tipe bak. Ya kıyamam ya gerçekten. Maşallah. Seyircilerimizden fotoğraflar geliyor yani sizlerden. Bak maşallah diyerek paylaşalım. Yürütecin de seyrediyor. İsmi ne acaba? Gerçekten. Selam yollardık buradan. Bir de şapkası var çok güzel. Bir de şapkası güzel. Var evet havalı da bir şey. Oo, yavrum benim maşallah. Kızartırken soğan da kokmuyor. Yani soğan halkasını mutfağınızda yaparken dikkat edin. Mutfağınız böyle ağır bir soğan kokusuna maruz kalmayacak. Bu kaç dakikada pişiyor? En fazla 30 saniyede tamamen pişmiş olacak. Ha iyi yani süper. Çok kolay. Tamam. Yani derin bir yağda kızartırsanız. Şimdi bunu derin yağda kızartmanın esprisi aslında şu. Yağ bir süre sonra kızarmaya başladığı zaman paneli ürünler içerisindeki hava yardımıyla yağın üzerine doğru çıkacak. Hı hı. Ama yağ az koyarsanız bu sefer tavanın dibinin sıcaklığı nedeniyle bir yanı yanmış olacak. O yüzden derin bir yağda kızartın diyoruz. Bunun esprisi tamamen o. Bak, tamam. Kızardı bile. Harika ve güzel gözüküyor. Evet. Rengi de böyle altın rengini aldı. Bir de dışarıdan verdiğiniz siparişlerde soğan halkalarına bakın. Tam bir yuvarlak ve bir halka şeklinde. Yani hı. Gerçek bir halka şeklinde. O yüzden şu görünüşü elde etmek için böyle bir krep hamuru benzeri bir hamur elde etmeniz lazım. Yani doğrudan yumurtaya batırayım sonra paneleyeyim derseniz böyle bir görüntü elde edemezsiniz. Tamam bak Instagram'ını da verdiler. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Oraya pek koymuyorsun ama değil mi? İyi Fikir TRT'de giriyoruz. Hikayeden paylaşıyorum birçoğunu. Tamam hikayeden paylaşıyorsun. Yasin oradan takip edebilirsiniz. İyi Fikir TRT'den de zaten konuluyor. Yani burada konu başlıklarından bazı videolar seçiyoruz. Ve kimler geliyor gidiyor oradan da onu takip edebilirsiniz. Şimdi kadim şifa yöntemine geçiyorum. Ben de buradan izlemeye devam ediyorum. Tamam bakalım. Haydi sevgili seyirciler devam edelim. Tıbbın en eski tedavi yöntemlerinden kupa terapisi ve sülük hangi hastalıkların tedavisi için nasıl uygulanıyor? Uygulanmaması gereken kişiler ve durumlar var mı? Kupa terapisi ve sülük tedavisiyle ilgili merak edilenleri araştırmacı yazar Nuray Karpuzcu iyi fikirde anlatacak. Evet, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim Pelin Hanımcığım. Siz? Ben deyim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben sizi aslında takip ediyordum. Yani katıldığınız bazı programlarda videolarınız falan yani sosyal medyadan kaç zamandır da konuşuyorduk davet edelim diye bugüne kısmetmiş. Teşekkür hoş ederim. Hoş geldiniz. Tamam, hoş teşekkür bulduk. Ederiz geldiğiniz için. Pek oturamayacağız gerçi tamam. Masanın arkasındayız ama... Şerbet getirmişsiniz. Evet size dün bizim semt pazarımız vardı. Güzelce pazara çıktım. Reyhan aldım ve Osmanlı usulü reyhan şerbeti yaptım. Ay. Onun iki amacı var. Bir tanesi özellikle biz hacamat veya sülük veya kupa uygulamasından sonra böyle uyguladıktan sonra kişileri biraz dinlendiriyoruz. Hı. Böyle güzelce şerbetlerimizi ikram ediyoruz. Ondan sonra yolluyoruz. Neden reyhan şerbetini tercih ettim? İçerisinde çok yoğun olarak demir var. Ay, içeyim mi şimdi hemen? Şifa olsun buyurun. İkram edeyim mi? Bu bardaklar içmek için mi? Yoksa ha? Yo, kupa terapisi için falan değil mi? Yok hayır içmek için. Kupa terapisi içmiş evet. Ben şerbet. Kendini tutamayan insan. Rengi de tamamen şey yani hiç içerisinde katkı maddesi ay. Yok ve nöbet şekeri koydum içerisine. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ay hadi ederim. Şifa niyetine içiyorum. Hı. Ay çok güzel. Ellerinize sağlık. Şifa olsun. Bir gün şundan da yapın yapalım. Bize ne olur. Yapalım. Tamam. Şimdi Nuray Karpuzcu'nun Öteki Sağlık kitaplarından biri. Öbürü de efendim kupa terapi, hacamat, 5000 yıllık iyileşme sanatı. Biliyorsunuz artık
alternatif değil de tamamlayıcı tıp olarak adlandırıyoruz. Evet. Hak ettiği değer de bu. Tabii ki tıbba değer veriyoruz ama bunun dışında kadim şifa yönteminden de faydalanalım. Peygamberimizin de yaptırdığı bir yöntemdir bu hacamat ve önerdiğini de biliyoruz hadisi şeriflerden. Şimdi Nuray Hanımcığım, bugün bize anlatın, sülük de getirdiniz. Önce hangisiyle başlayalım? Önce kupa terapisiyle başlayalım, yani hacamat tedavisiyle. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Dünyada yaklaşık 60 yıldır uygulanan kadim yöntemlerden bir tanesi. Tarihine bakıldığı zaman net bir tarihi yok ama milattan önce 1550 yıllarında Mısır medeniyetinde uygulandığına dair kaynaklar var. İki boyutu var kupa terapisinin, hacamatın. Bir, Peygamber Efendimiz Miraç'a çıktığı zaman karşılaştığın her melek topluluğu ümmetine hacamatı emret diye böyle bir hadis var. Gerçek bir hadis. Onun dışında da kendileri koyun etinde, Huber'de koyun etinde zehirlendiğinde hem kendisi hem de eti yiyenlere hacamat olduğunu söylüyor. Çünkü çok çok mantıklı. Yani kanı aldığınız zaman o zehiri vücuda dağıtmıyorsunuz. İşlevsellik açısından gerçekten çok mantıklı. Onun dışında bir de mübarek ayakları burkulduğu zaman kupa terapisi olmuş. Böyle kaynak var. Yaklaşık 500-600'e yakın kaynakları var ama ben kitabımda böyle çok sahih kaynakları ele aldım. Bir dini boyutu var. Bir de modern tıbba entegre olmuş bir tedavi yöntemi. Kadim 5000 yıllık uygulanan bir tedavi yöntemi. Dünyada çok uygulanıyor. Siz çok çok uygulanıyor. Yanlış bilmiyorsam hemşiresiniz ben değil mi? Ben yoğun bakım hemşiresiydim. Sonra çok kronik bir yorgunluğum vardı. Yolum kıymetli Aydın Salih ile kesişti. Allah rahmet eylesin gani. Sonra hiç inanmayarak hacamat oldum. Kronik bir yorgunluğum vardı. Ve etkisini çok kısa sürede gördüm. Onun dışında psikolojik olduğuna inandım. Tabii 20 yıl öncesinden bahsediyorum. Türkiye'de kaynaklar yoktu ve hep İngilizce araştırmaya başladım. Orada gördüm ki 20 yıl öncesinde... Delile yani kanıta dayalı araştırmalar yapmışlar. Sonra hayatım değişti. İşimi bıraktım. İnanmayarak yaptırdığım hacamatta kitap yazdım. Ve bu yolda devam ediyorum. Şimdi uygulama yaptığınız kişiler arasında Kezban Hatemi, meşhur hukukçu. Ona çok Kezban teşekkür Hanım. Ediyorum. Çok elimden tuttu ve dünyada nerede bir değişiklik varsa Nuraycığım bak burada bu yapılıyor, burada bu yapılıyor, burada bu yapılıyor haberin var mı der. Ve beni her zaman çok destekler. Gerçekten ne güzel. Çok Kezban teşekkür Hanım'a ediyorum. Da selamlar buradan. Demet Sabancı Çetin evet. Doğan, Demet Hanım'a da çok selamlar. Evet. Hatice Kübra Tongar geçtiğimiz günlerde gelmişti. Hatice Hanım'a da buradan selamlar. Şimdi ne yapalım, ne gösterelim? Uygulamalı anlatalım ki. Şöyle anlatalım. Kupa terapisinin iki tane uygulama şekli var Pelin Hanımcığım. Bir tanesi kuru kupa. Yani biz bunu Anadolu'da cam çekme ya da şişe çekme olarak diyoruz. Bunda kan alınmıyor. İkincisinde de ıslak kupa terapi olarak geçiyor. O tamamen kan alınıyor ama biz burada kan alınan işlemi göstermeyeceğiz. Çünkü RTÜK izin vermiyor bildiğim kadarıyla. Dünya Sağlık Örgütü kuru kupayı onayladı ve birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Selim'e mi yapacağız onu? Değil mi? Selim'cim korkarak böyle evet evet. Yo hiç korkmasına gerek yok. Özellikle mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemimiz çok düşüyor. Global bir dünyada yaşıyoruz. Gıda özelliği yok. Temiz bir çevrede değiliz. Su kaliteli bir su değil. Bundan dolayı bugünlerde yaşayan yani şu an dünyada yaşayan birçok insan hastalıklara çok net olarak maruz kalıyor. Nasıl yatsın? Düz Selim, bir şekilde yatıyoruz Selim Bey. Mikrofonumuz nerede acaba? Selim'e verelim. Nerede? Arkada mı? Pelin Hanımcığım, şimdi biz hem hacamat hem kuru kupa hem de sülük tedavisi olsun. Bunların son derece faydalarını görüyoruz. Hem modern tıpta görüyoruz hem de geleneksel tıpta görüyoruz ve çok kadim bilgiler. Ama bunların da belirli uygulama prosedürleri var. Yani hacamat ve sülük size iyi geliyor diye gelişi güzel uygulamamak gerekiyor. Tabii ki. Biz ilk önce kişiyi çok iyi değerlendiriyoruz. Anamnezini alıyoruz. Yaşı kaç? Hastalıkları var mı? Selim herhangi bir ameliyat geçirmiş mi? 35. 35 yaşında. Kullandığı ilaçlar var mı? Yok. Geçirmiş operasyonları var mı? Yok. Kanla ilgili herhangi bir problemi var mı? O organ nakli var mı? Güzelce yok. Bir kişinin... Sıkıntın var mı? Ağrın var mı? Sızın var mı? Genelde şey var. Boynumda bir ağrı var. Boynunda? Evet.
Genelde bu pozisyonda yatırıyoruz hastaları ve önce tabii ki uygulamadan önce bir deriyi kontrol ediyoruz cildin yüzeyine. Neden kontrol ediyoruz? Yanık olabilir, sivilce olabilir. Onun dışında güneş yanığı üzerine uygulama kesinlikle yapmıyoruz. Ya da hastanın kendisini bilmediği dış bölgede herhangi bir cilt hassasiyeti olabilir. Güzelce bir şekilde cildi gözlemledikten sonra uygulamaya karar veriyoruz. Onayını da alıyoruz kişinin. Bu işleme rızası var mı diye onayını da alıyoruz. Biz geleneksel olarak çalışmayı ben çok seviyorum. Geleneksel tedavi yöntemlerinde kupa terapisi geçmişten günümüze camla kullanılıyor. Cam kullanılıyor. Ama şu an modern olarak bu kupalarda kullanılabiliyor. Ama ben yoğun olarak camı tercih ediyorum. Son derece yapımı da kolay. Zaten geçmiş kültürümüze baktığınızda Anadolu'da hala uygulanır. Benim büyük anneannem bu bayağı içtiğimiz şu su bardağıyla evet, yapıyordu. Hala yapılıyor. Ben Anadolu'da çok araştırıyorum. Hangi alanlarda yapılıyor? Mesela gribal bir enfeksiyona yakalandınız. Ya da herhangi bir ağrı şikayetiniz var. Günümüzde biliyorsunuz yoğun çalışıyoruz. Aynı pozisyonda oturuyoruz. Klimaya maruz kalıyoruz. Bundan dolayı çok insanda fibromiyalji var. Aslında fibromiyalji'nin teşhisini koymak çok zor ama bizim gördüğümüz özellikle kabız olan kişilerde biz fibromiyaljiyi çok fazla görüyoruz. Çünkü kulunç tamamen bağırsaklarla alakalı bir şey ve bu bölgelerde laktik asit seviyesi çok yoğun olduğu zaman burada oluşuyor. Biz içerisine çok az bir sirke sıkıyoruz. Sirkeyi de kendimiz yapıyoruz. Sirkenin çok antibakteriyel özelliği var Pelin Hanımcığım. Geçmişten günümüze çok yoğun olarak kullanılıyor. İçine şu şekilde pamukları koyuyoruz. Ben bunu kendime gün aşırı mutlaka yaptırıyorum ofiste asistanlarıma. Hacamatın Arapça'da kelime manası yön verme, yönü değiştirme demek. Şimdi kupaları aldık bu şekilde. Ense çukuruna yakın bir bölgeye kesinlikle uygulamayacağız. Şu bölgeyi uygulayacağız. Hafif böyle ateşle hemen ters çeviriyoruz. Bakın nasıl bir şekilde vakumladı. Biz bir süre sonra sadece bu bölgeye bakarak kişinin dolaşımında hangi problemler var? Halsizliği, yorgunluğu, bitkinliği, isteksizliği var mı? Unutkanlığı var mı? Kabızlığı var mı? Bunları net olarak sadece bunu uygulayarak görebiliyoruz. Sadece bunu uygulayarak? Evet. Neden görebiliyoruz? Çünkü bakın burada dolaşım çok bozuk. Burası daha kırmızı oldu. Bakın evet, burası kırmızı olmadı. Burada dolaşımı çok sıkıntılı. Ha, normalde oranın da olması tabii, gerekiyordu. Tabii. O yüzden belki ağrısı var. Tabii tabii, o yüzden ağrısı var. Kan sirkülasyonu olmadığı zaman Çinlilerin çok güzel bir şeyi var, tavsiyesi var. Bir yere kan gitmiyorsa orada arıza var demek. İşte hacamat da bu konuda gerçekten çok etkili. Dünya popülasyonunda da çok yoğun olarak kullanılıyor. Biz şu anda kuru kupa tedavisi yapıyoruz, uygulaması yapıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün onay verdiği bir uygulama. Anadolu'muzda, acıyor mu Selim? Anadolu'muzda hala çekiyor çok yoğun bunu olarak uygulanmakta olan bir yöntem bu. Yani çekiyor ama böyle dayanılmayacak bir acı değil, değil mi? Yok, hatta rahatlatıcı bir çekme. Aa, çok güzel. Peki orası böyle sıcak sıcak yanıyor mu hafif? Yok. Bir de şununla deneyeceğim. Isırıyor gibi. Ha. Bir de hazır kupayla deneyeceğim. Bunda çok hissetmiyorsunuz. Çünkü şu ateşin yanıp tene değmesi oradaki sirkülasyonu çok güzel bir şekilde hızlandırıyor ve gerçekten hastalar böyle çok çok rahatlıyor. O kadar tabii sizinki artık yani hani mesleğiniz olduğu için ve çok da pratiğiniz olduğu için mesela ben bunu istesem yapabilir miyim gerçekten? Evde seyirci bunu yapabilir Yapabilirler. Şunu özellikle çok rahat yapabilirler hazır kupayı. Ama bunun etki mekanizması çok daha hızlı. Yani evdeki bir su bardağının içine siz pamuk, o değil mi? Pamuk bildiğimiz koydum. Pamuk. Bildiğimiz pamuk, pamuk koydum. Koydunuz. Çok yaptınız. Hızlı bir şekilde çevirmeleri gerekiyor. Şu şekilde. Böyle pamuğu yakıp böyle koyarsak cildi yakarız. Ama pamuğu yaktıktan sonra şöyle kapatırsanız eğer o zaman cildi yakmazsınız. Ve pamuk temas ettiği zaman hemen sönüyor zaten. Onu bir daha anlatır mısınız? Bir daha ben şöyle anlayayım, göstereyim. Ha. Hoppa. Bu izler kalıcı değil, zaten geçiyor. Geçiyor. Çok yoğun ödemi var. Halsizlik, yorgunluk, bitkinlik oluyor mu? Genelde uyku bozukluğum var zaten. Sabah zor kalkıyor musunuz? Evet. Unutkanlığınız var mı?
Unutkanlığım yok. Yok, tamam. Çabuk sinirleniyor musunuz? Maalesef. Midede yanma, ekşime, geğirme oluyor mu? Yanma var. Kabızlık? Kabızlık yok. Yok. Mesela biz burada çok net olarak dolaşımı görüyoruz. Şimdi çakmağa çaktık Pelin Hanımcığım. Tamam, bunu çok iyi görmemiz lazım. Çakmağa çaktık. Tamam. Eğer bu dik bir şekilde hemen koyarsanız eğer cildi yakarsınız. Peki nasıl yapacağız? Hemen yakıyoruz. Şu şekilde. Ay yine değdi teline. Yok, değmedi. Değmedi mi? Yok, yakmadı. Değmedi. Ay korktum. Ben onu yapamam. Ben korkumdan yapamam onu. Hazır kullanabilirsiniz. Ya şeyi hatırladım ben şimdi. Bir dakika bak, canlandı hatıralar gözümde. Şey yapıyordu o. Allah rahmet eylesin. Atiye anneannem. Gazeteyi yakıp da evet, kapatıyordu. Evet, eskiden pamuk bulmak biliyorsunuz çok zordu. Ama mutlaka gazeteyle yapıyorlardı eskiden. Hala o şekilde yapıyorlar. Peki mesela gazete olsa da hepsi yansa, içerisi zaten sıcak, öyle kapatsak olur mu? Olur. Öyle yapalım bari. Olur. Bu çok bana zor geldi evde. Bir de şeyle yapılıyor. Farklı yapılma yöntemleri de var. Şimdi burada çok şey hissetmiyor. Çünkü bu plastik olduğu için, ısıyı net olarak dağıtmadığı için çok net hissedilmiyor. Bakın, dolaşım bozuk olduğu zaman cilt böyle kıpkırmızı olur. Burası çok kızardı. Biz bunu hangi durumlarda uyguluyoruz? Özellikle soğuk algınlığında, özellikle çok oturanlarda, mesela pilotlarda çok yoğun yapıyoruz biz bunu. Çünkü çok uzun uçuşları oluyor. Ya da masa başında çok yoğun olarak oturan kişilerde çok yaptırıyoruz. Vücutta kalma süresi en az 10 ya da 15 dakika olabiliyor. Gün aşırı yapabiliyoruz. Bunu yaparken bazı kriterler de var. Aç olmak gerekiyor. En azından 2 saat açlık gerekiyor. Neden gerekiyor? Çünkü bu buraya uyguladık ya Pelin Hanım. İnanın şu ayak parmağına kadar hisseder şeyi. Çünkü ne yaptı? Çektiğini mi? Damarları önce büzdü, sonra alınca gevşetecek. Yani damarlara bir nevi masaj yapmış oluyor ve bununla birlikte yapılan birçok çalışmada sadece bir kupa uygulamasının 6 masaja denk geldiği söyleniyor. Peki Nuray Hanım, bunların belli bölgeleri var mı? Şimdi evde diyelim bir kırıklık hissettik falan. Ay hadi ben de bir deneyeyim. Tabii ki belirli bölgeleri var. Mesela özellikle biz ense çukuruna yakın bölgeyi kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Ama ayakların herhangi bir bölgesine çok rahatlıkla uygulayabilirler. Selülitte mesela çok 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 etkili. Bayanlarda selülitte çok yoğun olarak kullanıyoruz. Çünkü neden? Selülit biliyorsunuz deriyle yağ dokusu arasında oluşan bir problem. Bunu uyguladığınız zaman oradaki yağ akışı tamamen sürküle oluyor ve değişiyor. Selülitte gerçekten çok çok zor. O zaman bacaklara da yapıyorsunuz, bacaklara, basenlere, öyle vücutta mi? Vücutta iki bölge hariç, hem hacimat hem sülük tedavisi hem de kupa terapisi, ense çukuru ve bıngıldak bölgesi hariç her bölgeye yapılıyor. Dünya Sağlık Örgütü bu uygulamaya onay verdi ve çok özellikle ağrı kesici olarak biz bunu kullanıyoruz. Mesela bir bölgeniz ağrıyorsa eğer, o bölgeye, ağrıyan bölgenin üzerine değil de bölgeye yakın yere uyguladığınız zaman, hı hı, serotonin hormonunun özellikle hem kupa terapisinde hem de hacamatta serotonin hormonunun çok yüksek olduğu bulunmuş. Mesela hacamattan önce ve hacamattan sonra kan alınmış. Hacamatta çıkan kanın içerisinde çok ağır metaller görülmüş. Mesela bir vücutta metali atmak o kadar kolay bir şey değil. Hı hı. Yani çok zor metali atmak. Ama her ikisi de çok kadim yöntemlerimizden bir tanesi. İngiliz kraliyet ailesinin ben yıllardır hacamat yaptığını biliyorum. Basına da son çocuğundan sonra kraliyet gelinin yansıdığını da gördük. Hı hı. Çok kadim yöntemlerinden bir tanesi. Dünyanın her ülkesinde. Çin'de, Rusya'da, Almanya'da. Çin'de biliyorsunuz çok yaygın. Dünyanın birçok ülkesinde çok yaygın olarak kullanılıyor. Biz genelde hep bu bilgileri hep böyle halı arkasına attık ve hiç önemsemedik. Koca karı dedik. Aslında koca karı kelimesi ulu kadın, yüce, tabii, kadın, bilge kadın demek. Kelime manası da bu aslında. Ama hastalıkların çok yoğun artması ve insanların sürekli doktora gitmesi, sürekli ilaç kullanmalarından, bıkmalarından dolayı özellikle son bir senedir bu bilgiler ya da bu gün ışığına çıkmaya başladı. Ya zaten herhangi bir işe yaramasa mümkün, evet, değil. Ta o zamanlardan etmezler bugüne. Siz 5000, evet, yıllık, hı-hı, tedavi yöntemi, evet, diyorsunuz. 5000 yıl işe, hı-hı, yaramayan bir bilgi yaşar mı? Nesilden nesile aktarılmaz. Mümkün değil. Telefonum sürekli yanıyor sönüyor. Sürekli yanıyor sönüyor. Belli ki çok mesaj var, soru var.
Şimdi biz bunu vücutta kalma süresi en az 10-15 dakika olabilir kişinin durumuna göre. Daha fazla kupa koyabiliriz. Biz şu an 6 tane kupa koyduk ama kişinin şikayetine göre daha fazla kupa koyabiliriz. Gün aşırı, yani bir gün arayla yapabiliyoruz. Hı hı. Cildin durumu bizim için çok önemli. Eğer uygulayacağımız kişi hasta ve yaşlı ise bu kadar uzun kesinlikle tutamayız. Hmm. Çocuksa bu kadar uzun kesinlikle tutamayız. Çünkü onların cilt yapıları biliyorsunuz çok daha ince ve esnek olduğu için. Onları da daha kısa süreli tutuyoruz. Şimdi biz Selim'dekini, yaşını ve mevcut durumunu göz önünde bulundurarak mı? Yoksa şu anda kamera çekiyor diye durmuyor değil mi? Yok, hayır tamam. Kesinlikle durmuyor. Ben o zaman şunu söyleyeceğim Nuray Hanım. Bence... Yani şimdi tabii ki hani ben nasıl dedim büyük anneannem evde yapardı diye. Hala şu anda evde yapanlar illaki vardır ama yani sizin anlattıklarınız yaşıdır, işte sağlık koşullarıdır. Aman çocuklara şöyle yapmayın, aman yaşlılarda bu kadar kalmasın falan filan. Bence işin uzmanı mesela sizin gibi birini bulup siz ve sizin gibi çok şükür hani bugün bu işlerle uğraşan hatta devlet de destek veriyor tabii. Biliyorum. Böylelerini bulup bence ehil ellerde. Yani her ne kadar orada bir kesik olmasa bile yani tabii, iyilik yapayım derken kötülük yaparsınız. Aman yarabbi bence işin ehline bırakmak lazım. Kesinlikle öyle. Selim Bey yemesine içmesine biraz dikkat edecek. Ne yiyormuş o? Fast food yiyormuş çok yoksa? Besleniyor Yasin. Bence. Gerçekten nereden anladınız çok, onu? Çok ödemi var bakın. Çok ödem olduğu zaman ve dolaşım problemi olduğu zaman bakın kupalar nasıl içeri giriyor. Ha bu şurada iz yapıyor. Aha, evet. Aha. Şurada iz yapıyor. Bu yoğun ödem olduğunu gösterir. Bu da genelde hep halsiz, yorgun, bitkin, isteksiz, yemekten sonra bir uyku hali, sabah kalkmama gibi sebeplere neden olabilir. Çünkü ödem var demek. Yani vücutta ödem oluyor demek, dolaşıma etki ediyor demek. Bir de sizin gibi bir isimle birlikte insanların bu işi yaptırmasının güzelliği, siz şimdi buraya bakınca ben hiçbir şey göremiyorum yani anlamıyorum. Siz bunu resmen kitap gibi okuyorsunuz. Evet. Yani kanın toplanmasından, evet. Oradaki kırmızılığın durumundan, renk değişiminden, ne kadar evet. Yaygın olduğundan. Bakın hep renkleri farklı evet. Gördünüz mü? Sigara içiyor muyuz? Çok nadir. Nargile? Çok nadir. Nadir. Selim bak yayından aslında... sonra seyret. Mesela şurada bir tanesi bayağı böyle pembe, bir tanesi açık. Şimdi biz ilk önce bak şu morarmış gibi olmuş. Kupa terapisini uyguluyoruz ya Pelin Hanımcığım. Bu kesinlikle hacamata ihtiyacı var. Burada çok yoğun olarak toksin biriktiğini gösteriyor. Biz onu hacamata peki nasıl yapıyoruz? Kupayı aynı bu şekilde kapatıyoruz. 3-5 dakika kalıyor. Minnacık dokunduruyoruz. Jilet. Jiletle küçük. Kesikler. Sonra tekrar kapatıyoruz. Ama hacamatı kendiniz bence yani yapmayacaksınız değil mi? Aman söyleyin yok, kesinlikle yapamazlar. Allah korusun ben çok korkuyorum öyle şeylerden. yani sağlık... yaptırın çok işe yarıyor, çok faydalı ama kendiniz değil. Aman sağlık yani. Bakanlığımız biliyorsunuz onayladı ve artık özellikle birçok hastanede pilot hastaneler evet. Seçildi ve artık oralarda uygulanıyor. Ve Sağlık Bakanlığımızın yetiştirmiş olduğu özellikle hacamat tedavisi, sülük tedavisiyle ilgili yetiştirmiş olduğu birçok hekim arkadaşlar var. Hı hı. Çok rahatlıkla onlara ulaşabilirler. Hiçbir mahsuru yok. Vallahi şunu söyleyebilirim. Benim eşim yaptırdı ve çok faydasını gördüğünü söyledi. Gerçekten. Bak Okan yaptırdı. Özellikle ilk 15 gün... Yani çok hafif hissediyorsun kendini diyor. Dişe yapılmasın falan diyorsunuz ya öyle bir anımız var. Kıbrıs'ta bir süre okudum ben. Kıbrıs'ta yurt arkadaşlarımızdan birine bir abimiz yaptı ama kolonya kullanarak yapmış. Ay, ve sus. Sırtında derin yanıklar oluşmuş. Allah korusun yarabbim. Çok tehlikeli. Bak hiçbir şey zaten içine koymuyor ki. Sadece olanı yakıyor ama ben diyorum ki çok kolay gözükmekle birlikte evet yapılabilir. Ama yerini güzel tayin edemeyebilirsiniz. Zaten oradaki şekilden... Çok kalın olarak anlamayabilirsiniz. Mesela hele çocuğu falan sormayayım şimdi yol gösterir gibi olurum korkuyorum. Evet gelen soruları soracağım şimdi size. Diyor ki mesela sülükle ilgili çok soru gelmiş. Sülüğe birazdan geçeceğiz. 15 aylık bir bebeği varmış, epilepsi rahatsızlığı varmış. Mesela gidip de bir doktor eliyle yaptırmamızın faydası olabilir mi diye soran seyircimiz.
Şöyle mesela Osmanlı tıbbına bakıldığı zaman özellikle Osmanlı'da yeni doğan her bebeğe mutlaka hacamat uygulaması yapılırmış. Hmm. Yeni doğan bebeklerin kuyruk sokumunda böyle hafif bir morarma olur. O morarma beyin omurilik sıvısıyla dolaşımın tam rahat olmadığını gösteriyor. Mesela Osmanlı döneminde ebeler, ebe bildiğimiz kişiler o bölgeyi mutlaka şöyle küçük bir şekilde kanatırlarmış. Hı. Epilepside biz çok kullanıyoruz hacamat tedavisini. Kesinlikle yaptırmalarını tavsiye ederim. Ama sizin de söylediğiniz gibi mutlaka doktor reçetesiyle yapılması çok daha iyi olur. Günümüzde biz hacamat tedavisine veya kupa terapisine neden ihtiyaç duyarız Pelin Hanım? Şimdi biz global bir dünyada yaşıyoruz. Çevre kirliliğimiz çok fazla. Yediğimiz gıdaların gıda özelliği yok. Çok fazla yemek yiyoruz. Besin etkileşimi olan gıdalar tüketiyoruz. Yemekten sonra meyve tatlı tüketiyoruz. Vücut ölçümüzün, biyolojik saatimizi uygun kesinlikle yaşamıyoruz. Ya bir şey, bir mesaj geldi. Çok şaşırdım. Doğru mu diye size soracağım. Demiş ki Pelin Hanım, Osmanlı hacamat takvimine göre bugün yılın en uygun günü. Evet. Arabi ayın 17'si ve çok salı gününe denk geliyor. Altın gün bugün. Biz bugün yapıyoruz yayını. Ben bugün tarihleri şaşırdığım için şey oldu. Sonra değiştirmek istemedim. Dedim ki bunda da bir hikmet vardır dedim. Gerçekten tevafuk olmuş yalnız. Evet, bu kadar olur. Öyle oldu. Yani yılın en uygun gününde. Altın gün diyoruz biz buna. Şaşırmadınız mı? Dur, rejiden hiç ses gelmedi. Onlar da şok. Çok enteresan. Çok, yani sevindim de aslında. Evet, çok sevindim kıymetli ama bir gün. Bugünü değerlendirmek lazım. Çok kıymetli bir gün gerçekten bugün. Osmanlı ve Anadolu tıbbında mesela İbn Sina, Hipokrat, Galen ay takvimini, yani ayın konumunu konumuna bakarak hastalıkları tedavi ederlermiş. Çünkü şu an ayın biz 17'sindeyiz. Vücut sıvıların, toksinlerin en yüzeye geldiği dönemdeyiz. Aslında bunu baz almak çok önemli tedavi ederken. Hacamat tedavisi, sülük tedavisi, onun dışında kupa uygulaması hep kişiye özeldir. Yani gelişi güzel asla yapmıyoruz. Hani bana iyi geldi, sana iyi gelecek diye böyle bir şey yok. Kişiye özel bir tedavi. Seans aralıkları kişiye özel. Vakumların, yani kupaların vücutta kalma süreleri kesinlikle kişiye özel. Az önce söyledim, çocuklarda farklı, yaşlılarda farklı diye konuştuk. Ve Dünya Sağlık Örgütü'nün uyguladığı ve karar verdiği ve onayladığı bir uygulama. Hacamat... Mesela hiç yapmadığınız gün var mı? Hiç yapmadığımız gün var. Mesela biz çarşamba, cuma ve cumartesi günleri çalışmıyoruz. Ben çalışmıyorum ama hastalıkta çalışabilirsiniz. Yani kişinin çok acil bir durumu vardır, çalışabilirsiniz. Ama ben kendime onu ilk edindim. Çünkü kıymetli hocam böyle çalışıyordu. Onun dışında çarşamba, cuma, cumartesi günleri ben uygulama yapmıyorum. Bir de şimdi insan bedeninin tabii ki, yani biz bedenimize dair kim bilir ne kadarını biliyoruz, ne kadarını bilmiyoruz. Bilmediğimiz tabii ki çokça hikmet var. Mesela bazı günler der ya insanlar, işte ben ayın durumundan psikolojik olarak etkileniyorum. Evet. İşte bak, psikolojik olarak etkileniyorsun. Şu durumun bile ayın durumunda kesinlikle. Evet, farkı varmış. Mesela hicri ayın 1'i ile 5'i arası eşler arasında ya da arkadaşlar arasında çok kavga olur. Çünkü vücut sıvıları en şeye iner ve kişinin enerjisi düşer. Ama eski tabipler, işte İbn Sina, Galen, Hipokrat hep bunları baz alarak kişiye tedavi yöntemlerini ve usullerini uygulamışlardır. Hı hı. Biz de bu şekilde devam ediyoruz. Harika, devam ediyorum. Baş ağrısı için hacamatı veya kupayı önerir misiniz diye soran var. Biz özellikle hacamat tedavisini migrende, panik atakta, depresyonda, unutkanlıkta, düşünce bozukluklarında, özellikle negatif düşünceler çok fazla günümüz insanında. Çünkü biz mutlu olamıyoruz hiçbir şekilde. Bunlarda çok yoğun olarak kullanıyoruz. Tansiyon hastalarından, hipertansiyonla ilgili özellikle çok soran gelmiş. Çok kullanıyoruz. Onun dışında regl dönemindeki hanımlara özel, biliyorsunuz çok ağrılar oluyor. Onda çok 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 etkili oluyor. Cinsel sorunlarda etkisi var mı? Kesinlikle kullanıyoruz. Burada anlaşılması gereken şu, yani siz kupayı kapattınız ve bütün damara uyarıcı etki yaptığı için bütün damar yapısını harekete geçiriyor. Ama biz tabii ki
Uygulamadan sonra Pelin Hanımcığım, mutlaka gördüğümüz zaman, gördüğümüz problemlerde mutlaka kişinin beslenmesine dair de mutlaka tavsiyelerimiz oluyor. Nasıl tavsiyelerimiz oluyor? Mesela evde tuzlarını değiştirmelerini ben çok istiyorum. İşlenmiş tuz kullanmasınlar kesinlikle. Kaya tuzu kullansınlar. Çünkü işlenmiş tuzun içerisinde 2 mineral var. Kaya tuzun içerisinde yaklaşık 80-90'a yakın mineral var. Ve işlenmiş tuzun içerisinde alüminyum ve titanyum dioksit olduğu için eklem sıvılarını tutuyor. İşte bu ödem bundan dolayı oluşuyor. Şu anda Selim'in yanıyor mu canın? Yok, yanmıyor. Ha, iyi, unutmadık değil mi senin? Mutlaka yağlarını değiştirmelerini istiyorum. Zeytinyağı, tereyağı ve hayvanın iç yağını tavsiye ediyorum yağ olarak. Yemekten sonra meyve tatlı asla yemeyin diyorum. Ya önce ya da 3-4 saat sonra. 7'den sonra yemek zaten yok. Çünkü saat 21'de tamamen sindirim sistemi duruyor. Yani sadece şunu da bilmeleri gerekiyor izleyicilerimizin. Ha, ben hacamat oldum, her şeyden iyileştim diye bir şey yok. Ama bununla birlikte yaşam şeklimizi de değiştirirsek eğer gerçekten çok sağlıklı ve kaliteli yaşıyoruz. Siz bu kupayı 2 günde bir yaptırdığınızı söylüyorsunuz değil mi? Gün aşırı. Gün aşırı. Peki hacamat yılda en fazla kaç kere yapılır? Hacamat bizim tarama dediğimiz tarama bölgelerimiz var. Bu yine kişiye özeldir. Hani bazı kişiye haftada 2 kez yaparsınız, bazı kişiye ayda 1 kez yaparsınız, bazı kişilere de senede 1 kez yapabilirsiniz. Hmm. Özellikle anemi olanlarda, yani kan değeri çok düşük olanlarda, bizim özellikle Türk toplumunda kan değerli kadınlarda çok düşük. Çünkü neden? Biz kimyasalları çok fazla tüketiyoruz. Yani deterjanları dünyada 1. sıradayız tüketmekte. Hmm. Bu da vücuda girdiği zaman kemik iliğini bloke ediyor ve kansızlık çok fazla oluyor. Kansız olan kişilerde önce biz kupa terapisini uygularız. Yani ıslak kupayı, kuru kupayı uygularız. Arkasından da sadece uyarıcı olarak 1-2 çizik atarız dolaşımı rahatlatmak için. Hı hı. Uyarmak için, kemik iliğini uyarmak için kullanılırız. Mesela fibromiyaljide ben bir araştırma yaptım. Özellikle ağrılar üzerinde %99 etkili. Öyle mi? %99 etkili. Güzel. Valla kendi yöntemini anlatanlar, işte efendim biz çay bardağıyla yaparız diyenler, işte ekmekten bahsedenler, babaannesi ekmeğinizden. Doğru, o şekilde de kullanılıyor. Mesela Afrika'ya gittiğinizde boynuzlar kullanılıyor. Hayvan boynuzlarıyla kullanılıyor. Mesela hacamat tedavisinin bütün dinlerde, bütün ırklarda uygulandığını çok rahatlıkla görebilirsiniz. Aslında insanlığa adanmış bir şey bu. Yani sadece evet Peygamber Efendimiz bize tavsiye etmiş ama bütün dinlerin kökenine baktığınızda bu uygulama var. Kesinlikle bunu çok net olarak görebilirsiniz. Dünyada da zaten modern tıbba entegre olmuş bir tedavi yöntemi. Siz Avrupa'da herhangi bir hastaneye gittiğinizde ilk önce size bu uygulamalar yapılır. Sonuç almazsanız medikal tedavilere geçilir ve %80'e yakın da çok iyi sonuçlar alınıyor. Dünya cünlü bazı sporcularda görmüşsünüz, evet. Var zaten. Tabii, yani 2016 tabii Rio Olimpiyatlarında biliyorsunuz bütün sporcular... Evet. Özellikle kupa terapisi uyguladı. Ben kupayı patatesle yapıyorum. Halka halka kesip kibrit çöpü saplıyorum diyor. Onu yakıp bardağın üstüne koyuyorum. Geleneksel olarak onlar yapılıyor ama biz ofiste, yani kliniğimizde bu şekilde kullanıyoruz. Bir kupayı kapattıktan sonra ne kadar süre tutmak gerekiyor diye sor. İşte onu 3-5 dakika. 3-5 dakika diyor ama yaşınıza göre, sağlığınıza göre. Değişiyor, evet. Onlar hep değişiyor. Bir seyircimiz de güneşte bronzlaşmış. Ben mesela gitsem diyor, yaptırmak istesem uygun mu benim için diyor. Hayır, güneş yanıkları varsa kesinlikle kullanmıyoruz. Abi yani böyle azıcık bronzlaşsa bile olmuyor mu? Yok, azıcık değil de böyle iyice yandığı zaman uygulamıyoruz çünkü çok acısı olur. Anladım. Kulağınızda çınlama oluyor mu? Yok, olmuyor şu an. Tamam. Kardeşi doğumda akciğerine emboli atmış, hacamat bir yöntem olabilir mi? Yine de gitsek sorsak mı diye soru yönelten var. Hamileyim, olur mu olmaz mı diye soran var. Şöyle, kimlerde yapamıyoruz onu anlatalım. Tamam. Hamilelerde ilk 3 ay ve son 3 ay yapmıyoruz. Kesinlikle yapmıyoruz. Çünkü günümüzde zaten kadınlar çok zor gebe kalıyorlar. İllaki o aralıktaki aylarda yapılması gerekiyorsa da mutlaka doktor reçetesiyle yapılması gerekiyor. Kemoterapi alanlar, radyoterapi alanlar, ışın tedavisi görenlere kesinlikle uygulamıyoruz. Bununla birlikte organ nakli olanlarda asla ve asla uygulamıyoruz. Yemekten hemen sonra uygulamak çok doğru değil çünkü vakumladık ve sistemi harekete geçirdik. Kusma, kesinlikle hastada kusma olur. Kan düşüklüğü çok fazla olanlarda kesinlikle uygulamıyoruz. Onun dışında diyalize giren hastalarda uygulamıyoruz. Bazı
kriterler var. Mutlaka biz bunun hem dini hem de sağlık boyutunu düşündüğümüz için mutlaka abdestli olmasını tavsiye ediyoruz. Tabii. Biz de abdestle çalışıyoruz. Kişinin de abdestli olmasını tavsiye ediyoruz. Onun dışında dualarımız var. Onları okumasını tavsiye ediyoruz. İnanç tabii ki çok önemli. Bir şeye inanıyorsanız zaten hem ona ulaşıyorsunuz hem de tedaviyi çok rahatlıkla gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Yani bu bir bütün. Vücudu hiçbir zaman mide, bağırsak ya da karaciğerden ayıramayız. Hepsi birbirine bağlı ve birbirinin enerjisiyle çalışan organlar. Bu şekilde bakıldığı zaman o zaman çok iyi daha sonuçlar alıyoruz. Zaten Hipokrat, Galen, İbn Sina da bir ilaç verdikleri zaman sadece hasta organa değil bütün organlara yönelik tedavi yaparlardı. İbn Sina'nın çok değişik böyle kategorize ettiği insan tipleri var. Yani onların hepsini okumak gerekiyor, anlamak gerekiyor. Tıbbın babası. Evet. Yani hakikaten hem rahmetle hem saygıyla almak gerekiyor. Bugün bile şifa yöntemlerinde onu referans alarak da konuşuyoruz dönem dönem. Şeyi de soracağım, söyleyeceğim hatta size. Ben mesela benim yanımda bir kere hacamat yapılmıştı. Ki ben böyle kanmış bilmem ne falan hani gördüğünde böyle kötü olan bir insan değilim. Bana sonradan hani biliyorsunuz zannettik o yüzden uyarmadık demişlerdi. Şey oluyorsun böyle tansiyonun düşer gibi oluyor. Yani hani dualar okumak gerekiyor dedi ya artık o sizi bir zırhlıyor mu? Ya da o esnada bir enerji mi dışarı çıkıyor? Yani onu ben bilemiyorum ama böyle bir içiniz çekiliyor. Bir enteresan oluyorsunuz. Yani şey gibi oldu araba kullanacaktım o olaydan sonra. Böyle bir süre şey yapamadım, takatim kalmadı, kullanamadım yani. Doğru, onun için biz de zaman zaman karşılaşıyoruz ama ben kesinlikle uyguladığım ortama başkasını kesinlikle almıyorum. O neden kaynaklanıyor? Şimdi kan bizim için yaşam demek, enerji demek. Biz kanın içerisinde nefretimizi, öfkemizi, kırgınlığımızı, sevgimizi, her şeyi saklıyoruz, öyle değil mi? Hatta Anadolu'da bir deyim vardır, ben her zaman söylerim onu, kanı bozuk derler. Aslında bu çok mana içeriyor. Ve bugün modern tıbba baktığınızda her hastalıkta kana bakılıyor. Çünkü kan bizim için her şey demek. Biz öfkemizi, nefretimizi, sevgimizi, kızgınlığımızı, her şeyimizi kanda gizliyoruz. Kanın aynı zamanda bir sıcaklığı var, bir pH değeri var. Bundan kaynaklanan bir şey o. Biz şimdi kupaları kapattık. Ve vücut biliyorsunuz bir enerji sistemiyle çalışıyor. Mesela burası böbrek bölgesi. Böbreğin enerjisiyle karaciğerin enerjisi asla birbirini tutmaz. Çünkü karaciğer sıcak bir organdır ve çok sıcaktır. Böbreklerin mizacı da soğuktur, soğuk bir organdır. Kalp tamamen çok çok farklı. Tiroidler çok çok farklı. Bundan dolayı hep her kupaları uyguladığınız bölgede farklı enerji çıkar. Ya bir şey vardı. Hani ben onun ne olduğunu bilmiyorum ama siz anlatınca çok anlamlı oldu. Böyle gerçekten kanım şey oldum ya böyle içim çekildi resmen. Bu sadece hacamat olmakla olmaz aslında. Birisiyle göz temasınızda da bunu yaşayabilirsiniz bazen. Ya da el sıkıştığınızda da yaşayabilirsiniz. Ama modern tıbbın kabul etmediği bir şey var. Bizim bir vücut enerjimiz var ve vücut enerjisine paralel olarak organlar birbiri halinde çalışır. Yani biz midemizden bağırsaklarımızı ayrı tutamayız. Yani midenizde bir problem varsa kesinlikle bir süre sonra bağırsaklarınızı, karaciğerinizi ve böbreğinizi etkileyecektir. Her zaman vücudu bir bütün olarak kabul etmek gerekiyor. Peki şunları da sorayım mı size? Çok soru var. Mesela uyku hali, halsizlik, yorgunluk evet diyor. Menopoz dönemindeki sıkıntılar için etkili olur mu? Varis var diyor. Yine de yapılabilir mi? Ya da varis tedavisi için uygulanabilir mi diye soran var. Menopozda çok etkili çünkü menopozda östrojen hormonu azalıyor kadınlarda. Ama menopozlu kadınlar özellikle ada çayı ve civan parçamı çayı hacamattan sonra içerlerse çok rahatlıyorlar. Neden? Çünkü ada çayının içerisinde östrojen hormonu var. Yani bize çok iyi, kadınlara çok çok iyi. Özellikle ateş basmalarında çok fazla yoğun olarak kullanıyoruz ve de çok iyi sonuçlar alınıyor gerçekten menopozda. Kısırlıkta çok iyi sonuç alıyoruz Pelin Hanım. Nerede? Kısırlıkta. Kısırlıkta. Özellikle sperm sayısı az olan erkeklerde ve yumurta kalitesi düşük olan bayanlarda çok çok iyi sonuç alıyoruz. Ama bununla birlikte sperm sayısı düşük ya da yumurta kalitesi düşük kişiler mutlaka inciri bol bol yesinler. Çünkü incirin hem sperm sayısını arttırıcı hem de yumurta kalitesini arttırıcı özelliği var. Şu anda incirin mevsimindeyiz. Özellikle burası mesela
vücudumuzun hormonal sistemi. Biz kesinlikle bu noktaları çalışırken Pelin Hanım, hı hı, meridyenler üzerinde ve akupunktur noktaları üzerinde çalışıyoruz. Mesela kupayı buraya kapattık. Burası hormonal sistem. Hı hı. Hormonal sistem dediğimizde bütün hormonla ilgili her hastalık ve önleyici problemler gelebilir, tedaviler gelebilir. Onun dışında başa çok yakın olduğu için başla ilgili bütün hastalıkları baz alabiliriz. Panik atak, depresyon, uyku bozuklukları, negatif düşünceler, psikolojik migren, sıkıntılar, tabii, migren. Depresyon? Depresyon da tabii ki. Gözde herhangi bir bulanıklık, görmede bir ya sıkıntı gözle varsa. Gözle ilgili sordular da ben ona daha sıra gelememiştim. Göz tabii ki çok çok etkili. Onu da mı sırta yapıyorsun? Nereye yaparsanız yapın etkisi oluyor. Çünkü kan dolaşımını etki ediyor. Mesela bu bölge, birinci bölge dediğimiz C7 noktası göz hastalıklarında çok iyi. Ama göz hastalıklarından kesinlikle sonuç almak istiyorsak o zaman sülüğe başvuracağız. Çünkü birçok insanda 1-2 derece düşüyor gözlük derecesi. Bunu çok net olarak ben kendi kliniğimizde gördüm. Yalnız burası şey geldi aklıma, bak sülük de var ama süremiz itibariyle şey yapalım mı? Mesela sülüğü başlı başına bir konu yapalım mı? Yapalım. Burada çünkü hem çok soru geldi hem iyice anlamak istiyorum. Ama yakın dönemde yine çağıracağız sülüğe. Tamam, tamam. Peki. Tamam. Peki. Hı-hı. Burası vücudun hormon noktası. Şimdi, şurası mı hormon noktası? Evet, burası. Şimdi hani hep duyarız ya sünnet hacamatı, sünnet hacamatı deriz. Şimdi ben o noktaları göstereceğim size. Neden bir de sünnet hacamatı denilmiş? Aslında Peygamber Efendimizin hastalıkla ilgili o kadar güzel tavsiyeleri var ki biz o tavsiyelere uysak aslında çok hasta olmayız. Mesela iyi çiğneyin diyor. Yemeği iyi çiğneyin diyor, karışık yemeyin diyor, ertesi güne kalan yemeği yemeyin diyor, mutlaka sabah erken uyanın diyor, erken uyuyun diyor. Tok kalkmayın masadan çok diyor. Çok önemli bir şey daha var, akşam yemeğini diyor ihmal etmeyin, o zaman erken yaşlanırsınız diyor. Akşam yemeğini ihmal etmeyin. Kesinlikle ihmal etmeyin diyor. O da şundan dolayı, burası hormonal sistem, C7 diyoruz biz buna, sağ akciğer. Mesela cinsel isteksizliklerde falan da burası, oluyor mu? Burası ve bak, hormonal nokta burası. Kısırlıkta da mı buralar? Evet. Burası sol akciğer ve kalp. Mesela buraya genelde sünnet hacamatı diye tabir edilir. Bunun nedeni de şu, Peygamber Efendimiz Huber'de koyun etinden zehirlendiğinde bu bölgeyi tavsiye etmiş. Burası biliyorsunuz kalp noktası. Şimdi biz farz edelim Selim Bey zehirlendi. Ve İbn-i Sina da kalp krizine karşı bu bölgeyi çok kullanırmış. Kalp krizine karşı. Şimdi burada derin vakumladığı için dolaşıma etki ederek o zehri şey yapıyor. Çekiyor. Cilt altına alıyor. Ondan dolayı buraya sünnet hacamatı deniliyor bu bölgeye. Aynı zamanda akciğer bölgesi. Mesela akciğer hastalıklarında, astım, bronşitte, nefes darlığında veya çok sigara kullanan kişilerde mutlaka şu iki yeri ve şu omuzları mutlaka çalışırız. Biz genelde kişiyi çok iyi dinledikten, çok iyi anamnezini aldıktan sonra neye ihtiyacı var? Ona göre program yaparız ama tabii ki beslenme de bizim için çok önemli. Yani yediklerimiz, içtiklerimiz, uykumuz, stres durumumuz hepsi çok önemli. Çünkü günümüzde biz hastalıklara çok maruz kalıyoruz ve bu bedeni aslında bozmak o kadar kolay değil. Biz anne karnında miadımızı doldurduğumuzda 36 trilyon hücreyle dünyaya geliyoruz ve bu 36 trilyon hücrenin %99'u iyileşmeye ve sağlıklı olmaya kodlu. Aslında ben hasta olmak mucize diyorum. Peki böyle yüz güzelliği, cilt güzelliği mesela ben yılda için... iki kez mutlaka kendime sülük tedavisi uyguluyorum. 43 yaşındayım. Maşallah. Demi Moore biliyorsunuz basına yansıdı bir programda, güzelliğinizi neye borçlusunuz dedi. Kanada'da yılda iki üç kez sülük tedavisi uyguladığını söyledi. Nereye uyguluyorlarmış onu? Belirli bölgeleri var onların. Mesela şey böyle yüz için yüze değil. Yüze de uygulanıyor, farklı bölgelerde de uygulanıyor. Kleopatra'nın çocuk sahibi olması için yaptırdığını biliyoruz. Özellikle rahim sülüğü çok etkili. Tamam, o sülükleri öğreneceğim. O sülükleri öbür programa. Tamam peki. Tamam, sorularıma devam edeyim. Bakayım telefonu burada unuttum. Merdiven yokuş rahat çıkabilir misiniz? Ya şey yazan olmuş. Çok rahat. Tamam. Nefes nefese kalmıyorsunuz. Kilo vermeden önce vardı öyle bir problem. Buralarda kramp oluyor mu? Çok nadir. Nadir, tamam.
nazara büyüye iyi geldiğini söyleyen Peygamber, seyircimiz doğru, oldu. Doğru. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. 40-50 yıllık nazara ve büyüye çok iyi geliyor diyor. Onun için hacamatın bilinen ve bilinmeyen birçok sırrı var. Hani böyle gerçekten bakıldığınızda çok basit gözüküyor ama öyle değil. Hı hı. Mesela biz uygulamadan sonra kişiden aldığımız kanları 24 saat canlı olduğu için çöpe atmayız. Onun dışında mutlaka az önce de söyledim, abdestli çalışmaya çok özen gösteririz. Kişinin de abdestli olması çok önemli. Muhakkak. Sonra İbn-i Sina mutlaka her iki uygulama hangisi olursa olsun, kupa terapisi, hacamat, sülük tedavisi hangisi olursa olsun uygulamadan sonra mutlaka reyhan şerbeti, gül şerbeti mutlaka tavsiye edermiş. Biz de bunu uyguluyoruz. Bunlar da gerçekten çok önemli. Bazen kan dolaşımı hızlandığı için, mesela bu kan dolaşımını şu anda hızlandırdı ve burada bir sirkülasyon neden oldu. Sadece bu bölgede değil, aslında bütün vücudumuzda oldu. Hı hı. Bazen bazı kişiler bu hareketleri, vücutları tolere edemeyebiliyor. Halsizlik, yorgunluk, bazen bulantı, kusma da olabiliyor. Çok nadir de olsa bunlarla karşılaşabiliyoruz. O zaman bizim imdadımıza sirke yetişiyor. Evet. Biz sirkeyi çok yoğun olarak kullanırız. Sirke ne güzel katıktır. Evet. ne güzel katıktır. Hem de cildin pH'ına en uygun ve cilt güzelliğinde çok faydalı, biliyorsunuzdur. Sürükle ilgili soruları geçiyorum. Onu not alacağız yayından sonra. Astım hastalığında bir faydası olur mu? Astımda çok kullanıyoruz, astım hastalığında. Az önce zaten söyledik. Bir de astımda bu bölgeler dışında buralara, bir de şuraya kullanıyoruz. Hı hı. Yani olabilir. Hı hı. Yerini ve uygulamasını bildikten sonra. Bu kupa işlemini oturarak yapsak ne olur diye soran olmuş. Yapılabilir. Yatmak mı lazım? Ama şöyle, eğer kişi çok ehil ise oturarak yapılabilir. Çünkü az önce söyledim, tansiyon düşüklüğü olabilir. Siz ona aniden müdahale edemeyebilirsiniz. Hı hı. Ama yatarak yapmak hem hasta açısından hem de bizim açımızdan çok emniyetli. Ama ben ofiste genelde hep oturarak yapıyorum. Çünkü yüzüne baktığım zaman neyle karşılaşacağımı anlıyorum kişinin. Hı. Hani tansiyonu düşer mi, düşmez mi, ya da korkusu, panik atağı var mı? Güzelce bir sakinleştirmek gerekiyor. Çünkü çok korkuyor bazen insanlar. Ama ben çok korktuklarında uygulama yapmıyorum zaten. İstiyorum ki hani çok inanarak, şifa bulacaklarına güvenerek gelsinler istiyorum. Çok şükür genelde de o şekilde geliyorlar. Ne güzel. Seyircimiz kronik böbrek yetmezliği tanısı konduğunu söylüyor kendisine. Fakat diyaliz alacak kadar ileri boyutta değilmiş. Orta seviyelerdeymiş. Hacamat uygulaması uygun olur mu demiş. Geçmişler olsun. Ona hacamat uygulamayız ama mutlaka sülük tedavisinden destek alabilirler. Hı hı. Hacamat sonunda bir yağ sürüyorlar. Neden diye sormuş. O kantaron yağı mıydı? Neden sürüyorlar onu demiş. Kantaron yağı sürüyoruz ya da zeytinyağı ya da bal sürüyoruz. İki nedeni var. Hı-hı. Birisi yara iyileşsin, yani kısa sürede yaralar iyileşsin diye. İkinci nedeni de enfeksiyon kapmasın diye. Tamam. Gerçi enfeksiyon kapması mümkün değil. Çünkü dışarıdan kan çıktığı zaman, içeriden kan çıktığı zaman o dışarıya bir bariyer görevini yapıyor ve enfeksiyon asla kapmıyorsunuz. Hı-hı. Sevgili seyircilerimiz, şunu da tekrar belirteceğim. Nuray Hanım aslında yoğun bakım hemşiresi. Yoğun bakım hemşireliği yaptığı dönemlerde hiç inanmayarak kendisine böyle bir tedavi yöntemi söylenmiş, tavsiye edilmiş. O da hiç inanmayarak işin içine girmiş. Ama sonrasında kendinde bunu gördüğü için ve yoğun bakım hemşiresi olduğu için de faydasını görüyor ve diyor ki ben niye bunu insanlara anlatmayayım? Siz hatta yurt dışında da bunun eğitimini, evet, aldınız. Şu anda da zannediyorum eğitimini de veriyorsunuz. Veriyoruz. Değil mi? Aha, veriyoruz. Evet. Neresi? Yurt dışı dediğimiz neresi? Yakında Kore'ye gittik, geldik. Hı-hı. Uzun bir süre orada kaldık. Dubai'ye çok sık gidiyorum. Tabii Araplar çok meraklı biliyor tabii, evet, ki. Ha, tabii ki. Onlar için de çünkü. Evet, inanıyorlar. Önemli. Gerçekten çok inanıyorlar. Orası bir de sıcak bir ülke olduğu için ve çok fazla et yedikleri için kanları gerçekten çok fazla. Onlar için kurtulmaz bir şey hacamat tabii tedavisi. Diyor ki merhaba Pelin Hanım, benim 4 aylık kızım var, emziriyorum, hacamat yaptırabilir miyim? Daha önce 3 kere hacamat, 2 kere sülük yaptırdım, 26 yaşındayım, iyi gelmişti, şimdi de istiyorum. Emziren anneler yaptırabilir, hiçbir problem yok. Yavrum benim, spastik engelli çocuklara bir faydası olur mu demiş. Şöyle, hacamattan destek alamıyoruz onlardan ama Pelin Hanımcığım, sülük tedavisi özellikle o tür hastalarda kaslara gerçekten çok çok etkili.
çok çok etkili. Hı hı. Hareketlerindeki değişikliği biz çok net görüyoruz şeylerden sonra, uygulamadan sonra. Ama bazen seans aralıkları uzun olabiliyor. Hı hı. Hacamat tedavisini değil de sülük tedavisini mutlaka tavsiye ederim. Tamam. Kişiye. O zaman son olarak şu soruları da sorayım. Ameliyat olan bir kişi kaç ay sonra hacamat yaptırabilir? Nikahat dönemi geçtikten sonra en az bir 40 günden sonra yapıyoruz. Ama 40 günden sonra yapılacak diye kesin bir kural yok. Önce kişinin kan değerlerine bakıyoruz. İyileşmesi nasıl? Onu değerlendirdikten sonra karar veriyoruz. Hı hı. Bir de kemoterapi tedavisi 2 sene önce bitmiş. Ona yapılabilir. Özellikle kemoterapi, radyoterapi, ışın tedavisi ve kanser süreçlerinde en az bir yıl bir süre geçmesi, hı hı, gerekiyor. Ama tabii ki doktor reçetesiyle, hani doktoru öngörürse yine yapılabilir ama biz mutlaka daha böyle uzak mesafede duruyoruz. En az bir yıl geçecek ve kan değerlerine bakıldıktan sonra karar vereceğiz ona. Peki. O zaman şifa bulmak isteyen herkese geçmişler olsun diyelim. Sizi sülük için bir kez daha davet edeceğiz. Gelirseniz seviniriz. Hem uygulamasını da gösteririz. Olur. Ve detayları da, seyirci sorularını da yöneltiriz. Tamam. Çok teşekkür ben ederim Nuray Hanım. Çok memnun oldum size tanıştığıma. Sevgili seyirciler, şimdi Nuray Hanım'ı gönderiyoruz ama bir başka çok sevdiğimiz konuğumuz Elvan Odabaşı gelecek. Göbekle ilgili, göbek yağlanmaları ile ilgili olarak bize önerilerde bulunacak ama o arada biz stüdyoyu hazırlarken size Bursalı bir beyefendiyle onun kuzucuğunun dostluk hikayesini anlatan kısa bir haberimiz var. Geçtiğimiz günlerde neredeydi, bir dana kaçtı. Ay canım benim, o da çok enteresandı. Rize'de kaçmıştı biliyorsunuz, bayramın son günü. Ha evet, görmüştüm. Orta ona şey yapamamışlar, kıyamamışlar, kesmemişler biliyor musunuz? Evet. Bu da beyefendi satamamış kuzuyu. İşte onun hikayesi. Dostluklarını görelim, burayı hazırlayalım. Siz de ekran başından ayrılmayın. Kuzu değil sanki sultan. Bu kuzu sahibiyle birlikte tatile gidiyor, güneşleniyor. Piknik keyfi yapıyor. Sahibi ona kitap okuyup salıncakta sallıyor. Görüntüler Bursa'dan. Merkez Nilüfer ilçesinde restoran işleten Ali Koçak, gittiği kurban pazarında bir kuzu beğenerek aldı. Kuzuyu kesmeye kıyamayan Koçak, ona Sultan adını koydu. Aslında kesmek için aldık ama buna bir farkındalık hissettim böyle. Yani çok farklı, sanki böyle bir insan gibi bir hissi var böyle. Onu hissettim. Artık ailemizin bir parçası oldu. Bizimle gezmeye geliyor, denize geliyor, kitap okumaya gidiyoruz, pikniğe gidiyoruz. Sahibinin yanından bir an olsun ayrılmayan 7 aylık Sultan, görenleri hayrete düşürüyor. Çocukların en yakın arkadaşı olan Sultan, onlara kısa sürede alıştıktan sonra onlar gibi yaşamaya başladı. Beraber gittikleri tatilde önce denize girdiler. Sonra şezlongda güneşlendiler. Beraber bisiklete binip parkta tur atıp salıncakta sallandılar. Sultan'ı adeta çocuğu gibi benimseyen Koçak, beraber gittikleri piknikte kitaptan masallar okuyarak onu kendi eliyle besledi. Sıcak ilgiye alışan Sultansa halinden oldukça memnun. Göbek çevresi yağlanmasına neler neden oluyor? Beliniz genişse. Aynı oranda kilo alınmasına rağmen neden kiminin göbeğinin üst kısmı yağlanırken kiminin göbeği yumurta şeklinde şişiyor? Eğer ki iyi bir elastikiyete sahip olmak istiyorsanız... Her göbek şeklinin kendine has beslenme şekli olabilir mi? Bütün bu soruların cevabı ve sağlıklı tarifleriyle diyetisyen Elvan Odabaşı iyi fikirde. Kadim midemizin sesini duyarak zayıflayalım gibi yaklaşımlardan uzak duralım. Aa, Elvan Odabaşı gelecek dediler. Siz kimsiniz? Bu yeni tarzım hayatım. Aa, tarzlara bakınız. Vallahi süper ya. Çok güzel. Konu çok mühim olunca göbek. Evet evet. Daha yakından bakalım. Bu arada şimdi bu göbek muhabbeti olunca orada
Herkes göbeğini tutuyor böyle orada. Stüdyonun içinde herkes şu vaziyette. Herkes kontrol etti arkada zaten. Benimki hangisi Elvan Hocam falan diye böyle 4 farklı göbek getirdik bugün size. Biz bugün anlaştık da mı geldik böyle, evet, yoksa? Evet. Bence gayet iyi olmuş. Güzel. Harika. Çok güzel. Göbeklerimizi anlatalım şimdi. Hadi bakalım. Şimdi. Gerçekten kiminin böyle olur, kiminin böyle olur, kiminin böyle olur, böyle olur, böyle olur, böyle olur, nasıl olur? Şimdi ben aslında önce şiş göbekle başlamak istiyorum. Çünkü bu dönem bize gelen, en çok gelen danışanlarımız. Bu bireyler birazcık obsesif bireyler, yani takıntılı bireyler. Sabahleyin kalkıyorlar, karınları dümdüz efendim. Hı-hı. Akşama doğru karın şişmeye başlıyor. Evet. En çok gastroenteroloğa gidenler, hı-hı, en çok diyet uygulayanlar. Diğer taraftan en çok böyle glutenle ilgili, laktozla ilgili hassasiyet yaşadığını düşünen kişiler genelde şiş göbekliler oluyor. Ama bu kişilerin şöyle bir problemi var. Ben hep onlara o şekilde yaklaşıyorum. Onlar birazcık böyle obsesif kişiler oldukları için kafalarına ne takıyorlarsa bağırsaklarına da onu takıyorlar. Ha. Çünkü ne? Bağırsakla beyin arasında bir eksen var ve gerçekten siz beyninizden hangi mesajı gönderiyorsanız bağırsak hareketleriniz de o şekilde cevap veriyor. Onun için bu kişilere öncelikle diyorum ki lütfen gün içerisindeki streslere karşı temkinli olun. Diğer taraftan da bağırsak sağlığınızı düzenlemek açısından ve destek olmak için de probiyotik kullanın diyorum. Hı hı. Probiyotik çok önemli burada. Çünkü ya sezaryanla dünyaya gelmiş oluyor bu bireyler. Anne sütünü yetersiz almış olabiliyorlar. Hı hı. Ya da floralarını çok olumsuz etkileyecek şekilde fazla miktarda antibiyotik kullanmış olabiliyorlar. Hani bunu gıdalarla da alabiliyorlar, ilaç tedavisiyle de. Sigara ve alkol kullanmış olabiliyorlar. Yani burada huzursuz bir bağırsak var. Hmm. Onun için de akşama doğru şişiyor. Rezene çayı önermeyi çok seviyorum bu gruba. Ellerinin altında hep bir rezene çayları olsun mutlaka ve uzun süre lütfen kendilerini aç bırakmasınlar ve uyku kalitelerine de dikkat etsinler. Yani iyi uyumaları lazım. 6 saatin altında uyuduklarında sabahleyin de huzursuz bir karınla kalkacaklar ve sabah dışkılamalarının düzeni de bozulmuş olacak. Onun için burası bu şekilde. Peki. Şimdi geldik hamile göbeği. Bu ama tabii yani doğum yapacak hamileden bahsediyor. Doğurmuş. Bu şu anda bir de literatürde geçmeye başladı. Amerika'da salgın halinde, Avrupa'da da, Türkiye'de de öyle. Aslında ben buna biraz patron göbeği diyorum. Hani böyle masadan kalkmayan patronları düşünelim. Yeni patronlarımız çok o konuda inanılmaz kendilerine iyi bakıyorlar ama masadan hiç kalkmıyor. Eli devamlı işte bilgisayarda, diğer taraftan kurları takip ediyor mesela. Ha. O kurları takip ederken bir şeyleri yemeyi unutuyor genelde. Ha. Çok öğün atladığından kaynaklı. Genelde de karşımıza şöyle geliyor. Ya ben hiçbir şey yemiyorum. Kahvaltı bile etmiyorum. Öğlen yemeği de yemiyorum. Bu göbek nereden çıkıyor Elvan Hanım diyorlar. Mide gazı problemleri var. Devamlı geğiriyorlar gün içerisinde. Ciddi problem yaşarlarlar. Çünkü o zaman onların karnı böyle dokununca bayağı şey mi? Şiş. Böyle hani yağlı doku gibi hissetmiyorsun. Sanki içeride böyle bir hava yastığı varmış gibi hava düşünün. Hava yastığı hamile göbeği gibi. Hamile sanki göbeği. Yani hamilelerin asla sert bir evet, göbeği. Evet. Onlar biraz gibi. Böyle aynen öyle. Hem de çok da böyle birazcık ağır da kanlılar. Ne egzersizden hoşlanıyorlar. Evet. Çok da hoşlanmıyorlar gerçekten. Öğünlerini yerken de yemekle temas kurmuyorlar, göz temas. Yani tabakta ne varmış çok önemli değil. Çiğnemeden de yutuyorlar. Çiğnemeden yutunca efendim ne oluyor? İşte o gaz problemini yaşamaya başlıyoruz. En çok önerim onlara lütfen öğün saatlerinizi ve öğün sürelerinizi planlayın. Yani sabah, öğlen, akşam, hı hı, en az 20 dakika ve uzun uzun çiğnemeniz gerekiyor. Çok önemli, yoksa o karınlar inmiyor başka türlü. Hı. Ve hani tek öğün besleniyorum, neden kilo alıyorum, neden göbeğim varın cevabı net. Çünkü en az 3 öğün beslenmeniz gerekiyor ve beslenme planınızı da ona göre yapmamız gerekiyor. Gelelim simit göbeği. Hı. Biz kadınlarda daha yaygın. Hani yan yağlarımız var. Ha. Şöyle karınımızda birazcık yağlı olunca en çok şikayet ettiklerimizden bir tanesi. Bunlar melankolik kişiler efendim. Hı. Duygu durumları değişken. Hani böyle küçücük bir dedikoduya takılabiliyorlar mesela. Hı. Takılınca da gidip pasta yemeye başlıyor. Ay pasta kesmiyor üzerine simit yiyor. Simit kesmiyor üzerine çikolata yiyor. Çikolata kesmiyor cips yiyor derken kısır bir döngüsü var. Tatlı tuzlu, tatlı tuzlu. Hı. Diğer taraftan alkol zafiyetleri de olabiliyor bu bireylerin. Ondan dolayı daha çok lokalize karın çevrelerinde yağlanma problemleri oluyor. Şimdi bu bireylere diyet yaklaşımında hayatından tatlıyı çıkartacaksın yaklaşımı uzun vadede ne yazık ki
bize çözüm getirmiyor. Onun için biz onların diyet programlarını böyle biraz daha keyifli diyet programları olarak planlıyoruz. Günlük kalorilerinin, yani 1500 kalorilik diyet yazıyorsam diyorum ki gel 150 kaloriyle birazcık keyif yapalım. Hmm. Ne istiyor canın diyorum. Çikolata istiyor diyor ya da simit istiyor diyor. 150 kalorisini ona ayırıyorum. Yani günlük kalorisinin %10'unu ona ayırıyorum ki motivasyonunu arttırayım. Duygu durumunu birazcık düzelteyim. Böylelikle karın çevresindeki yağlanma problemini de çözmeye çalışalım. Uykuları burada da uyku problemi oluyor. Genelde kafalarına çok şey taktıkları için duygu durumları da çok değiştiğinden kaynaklı yine az uyuyan bir grup oluyor. Şunu çok iyi bilmek lazım. Az önce hanımefendi de belirtti. Uyku çok kıymetli bir besindir. 6 saatin altında eğer ki uyku alıyorsanız ne yazık ki karın ve göğüs çevresi ve sırt çevresi ve kollar yağlanmaya başlıyor. Hmm. Bu da metabolik sendroma, diyabete, hipertansiyona, depresyona bunlara sebebiyet veriyor. Ve iştah kontrolünüzü kaybediyorsunuz. 6 saatin altında uyuyanlar daha iştahlılar ve daha göbekliler. Bu önemli bir detay. Gelelim stres göbeği. Efendim plaza insanları. Evet. Bunlar biraz öfkeliler. Gün içerisinde öğünü çok atlıyorlar. Genelde kahvelerle efendim kendilerini geçiştirmeye çalışıyorlar. Biraz diyet içecek bağımlılıkları oluyor. Çünkü tatlıya karşı onların da zafiyeti var. O kafeinin verdiği motivasyonuyla da gün içerisinde işine adapte olmaya çalışıyor. Çok fevri kararlar veriyorlar. Onun için bu göbeğe sahip olanlar, yani stres göbeği olan bireyler, bir kere gün içerisinde o iş masalarında, çekmecelerinde atıştırmalık öğünleri olsa dahi mutlaka bir alarm kuracaklar. Kendilerine hatırlatma yapacaklar. Çünkü işkolikler. Çünkü plazanın içerisinde bir yarış var devamlı. Onun içinde o stres göbeği de zaten o yarışın içerisinde güzel güzel oluşuyor. Hanımefendi 36 beden işe giriyor plazaya topuklu ayakkabılarıyla. Bir bakıyor 44 beden çıkmaya başlıyor. O kadar. O kadar. Ondan dolayı onlara diyorum ki lütfen kahveyle iştahınızı bastırmayın. Kahveyle işe adapte olmaya çalışmayın, projeye çalışmayın. Ara öğün kuralını oturtturun. Bunun içinde telefonunuzun alarmından lütfen destek isteyin. O hep hatırlatsın. Evet, hatırlatma yapsın ve 3 saatlik bir rutin. 4, maksimum 4 saat. Bazı bireylerde kan şekeri dalgalanmaları daha fazla olduğu için biz 2 saatlik bir öneride de bulunabiliyoruz ama herkes 2 saat aralıkla beslenmek zorunda değil. Ama 4 saatten de uzun süre aç kalmayın ki böylelikle daha böyle kontrolsüz bir iştahla masanın başına oturmayın. Bu arkadaşlara diğer önerim de şu, lütfen yemek saatinizi yemek saati olarak kullanın. İş masanızı yemek masası haline getirmeyin. Çünkü bir ellerinde sandviçleri veya işte farklı bir şey, diğer ellerinde işleriyle beraber öğlen saatlerini genelde o şekilde geçiriyorlar. Evet. Öğlen saatlerine özellikle dikkat etsinler ki akşamları daha fazla yemesinler. Güzel, evet. Güzel. Yalnız şunu anladım, göbek tipi ne olursa olsun psikolojinin kesinlikle göbekteki yağlanmayla çok alakası varmış. Çok alakası var. Ve bu dönem çok ilginç bir şekilde bir sürü de yayın var. Kadınlar özellikle kendi bedenlerinden nefret etmekle ilgili bir eğilimin içerisine geçtiler ve daha çok karın çevreleriyle ilgili şikayetleri var. Hmm. Şimdi bu şikayet diğer taraftan kortizol seviyenizi de arttırıyor. Yani bedeninizden nefret ediyorsunuz ki çok şükür tam bir bedeniniz varken bu karın nereden çıktı? Benim metabolizmam niye çalışmıyor? Benim karnım neden yağlanıyor dediğiniz noktada bedeninizin verdiği tek cevap stres. Stresle beraber kortizol seviyesi yükseliyor, karnınız daha çok şişmeye başlıyor ve iştahınızı kaybedip daha çok karbonhidrat yemeye başlıyor. Hep şöyle denir, bu doğru mudur bilmiyorum. Bir şuradaki yağlar, evet. Bir de işte şu göbektekiler, yani oraya yönelik bir egzersiz, gerçi mekik var ya. Evet. Hep ona... Yani şimdi hangi hareket buraya yönelikti? Şimdi bu gruptaki, tabii bunu çok güzel aslında bir egzersiz uzmanı cevaplar ama ben her zaman bir beslenme uzmanı olarak şunu söylüyorum. Bir kere egzersizi kilo yönetimi için değil, sağlık yönetimi için yapacağız. Ama vücudu şekillendirmek adına mutlak egzersiz desteği almanız lazım. Bölgeselde onunla destek alıyoruz. Ama şöyle bir şey var ki bireylerin özellikle haftada 70 dakikalık yapacakları herhangi bir egzersiz bile karın çevresindeki yağlanmaya yönelik bir eylem planı aslında. Ne yapıyor? Çünkü egzersiz serotonin salgılanmasını hızlandırıyor, arttırıyor. Serotonin arttıkça kortizol baskılanmaya, iştah da yönetime geçmeye başlıyor. Onun için hani aslında egzersizin en büyük faydası vücuttaki barış anlaşmasıdır. Hani ve karın çevrenizdeki yağlanmadan ben sizin egzersiz yapıp yapmadığınızı zaten anlamış oluyorum. Evet. Peki risk alarak bir soru soracağım. Lütfen buyurun. Yani hani saçmalama Pelin sözünü duymak bu aslında. Risk alarak bir soru soracağım. Mesela
ay bak şunu yersem bu aslında bu göbek çevresindeki yağ çok iyi geliyor. Evet. Deneyecek bir şey var mı? Ya şöyle aslında Pelin, o kadar çok geliyor ki hani keşke böyle bir mucize olsa yani da çözsek. Ama şu çok araştırmalarla belirtilen bazı noktalardan bahsedeceğim. Birincisi tam tahıl tüketimi. Yapılan birçok araştırma şunu söylüyor. Tam tahıl tüketimi, yani bu en başta Türkiye'de bulgurdur bence. Vay bayılırım. Evet, firik tüketebilirsiniz, bulgur tüketebilirsiniz, siyes, tam buğday unu. Bunlarla hazırlanmış gıdalar hem karın çevresinde hem de karaciğer çevresindeki yağlanmayı azaltıyorlar. Bu birincisi. Diğer taraftan yoğurt tüketimi. Yoğurttaki kalsiyum yağ metabolizmasını hızlandıran bir mineral. Ondan dolayı gün içerisinde yemeklerin yanına eşlik ettirdiğimiz birer bardak yoğurt yine yağ metabolizmasını hızlandırıyor. İçerisine birazcık da zerdeçal kattık mı? Yağ metabolizmasını daha da hızlandırıyoruz. Onun için bir de bazı kabiliyetli baharatlarım var. Zerdeçal, kimyon, pul biber, kekik hem şişkinliğinizi alıyor hem yağ metabolizmanızı destekliyor. O anlamda yine çok önemli. Ve yeşil çay. Yani bir sürü araştırması var metabolizma hızlandırıcı etkisi. Evet, bu yeşil çayı doktorlar çok seviyor. Evet, 3 fincan. Yani uzak doğuda zaten bunu görüyorsunuz ama diğer taraftan bizim gerçekten muazzam bir çay kültürümüz var. Ama yeşil çay ve beyaz çayın daha yüksek antioksidan kapasitesi olduğundan dolayı hem yağ metabolizması hem metabolik hız üzerindeki etkisi hem de vücudumuzun toksinlerden arınmasına yardımcı olan etkisi çok kıymetli. Onun için günde 3 fincan yeşil çay veya beyaz çayı mutlaka içiyoruz. Bir de biz kadınları meme kanserine karşı koruyor. Hmm. Rahim ağzı kanserine karşı koruyor. O anlamda da çok kıymetli. Aa, güzel. Evet. Güzel. Peki seyircilerimizden bakalım ne gibi sorular geliyor. Şimdi bakalım onlar neyi merak ben ediyorlar. Bizimkilere. Bak çok güzel şeyler hazırlayacağım. Şimdi şu duruş şeklini falan soranlar olmuş. Yani acaba diyor benim duruşumla mı alakalı göbeğimi yanlış mı çıkartıyorum? O alakalı olabilir mi? Bu şöyle bir şey var. Duruş bozukluğu çok yaygın. Mesela en çok bu grupta hangisinde yaygın duruş bozukluğu? Hamile göbeğinde. Ne dedik? En tembeli o. Hı hı. En ağır kanlı karakterimiz bu. Ne yapıyor? Bir kere otururken şeyde masasında, sandalyesinde yayılarak oturuyor. Ha. Çalışırken de şöyle çalışıyor. Şeyi de arabayı da öyle kullanıyor. Öyle olunca ne oluyor? Tabii duruş bozukluğuyla beraber karın daha da belirginleşmeye başlıyor. Evet. Burada mesela daha yığıntı bir oturma var. Burada da aynı şekilde. Dik oturmaya çalışıyor ama hep böyle oturuyor. Ha. Yani peki, duruş şey çok önemli. Enerji harcamanızı bile değiştiriyor. Mesela kimi hanımlar o konuda çok becerikliydi. Ay bu arada Nuray Hanım'ın şerbeti muhteşem. Reyhan şerbeti içeceğim vallahi. O Reyhan şerbeti getirsenize. İçerim mutlaka. Ayakta getir bana biraz daha koy. Şimdi bazısı böyle çok becerikli. Şöyle içine çeker ya böyle fotoğraflarla falan böyle çeker. O alışkanlık güzel bir şey mi yoksa aslında güzel. Şimdi zarar veriyor muyuz kendimize? Karnımızı çekip bırakmak. Zaten nefes egzersizlerinde de zaten aynı yöntemle öneride bulunurlar. Biz nefes alışverişlerimizi düzenlediğimizde karnımızı içimize çektik bıraktık ne yapıyoruz? Bağırsaktaki o peristaltik hareketlere destek olmuş oluyoruz. Çünkü hareketsiz yaşam tarzı o peristaltik hareket yani bağırsan kendi hareketini yavaşlatıyor. Onun için kabız oluyorsunuz. Ha. Onun için gaz problemi yaşıyorsunuz. Onun için bir anda kramplar geliyor göğüs altlarına. Hı. Ondan dolayı siz arada bir böyle dururken bile karnınızı içe çektik bıraktık, içe çektik bıraktık. Bu bile bağırsak hareketleriniz için çok kıymetli. Ha, öyle mi? Evet. Onu yapmakta fayda var. Bilmiyorum. Ve duruşu hep dik tutmak. Yani hani harcadığınız enerji bile değişiyor hayatım yani. Çok teşekkür ederim. Evet. Bakalım şimdi neler neler. Spor zaten demiştik. Evet. Uyku ondan bahsedeceğiz. Çok güzel olmuş bu. Ondan sonracığıma. Bir de bak seyirci beni uyarmış. Diyor ki Pelin Hanım hep hanım hanım diyorsunuz ama esas göbek erkeklerin problemi diyor. Çok güzel ne güzel. Neden? Erkekler daha çok alkol tüketimi mi? Evet alkol tüketimi. Bir de diğer taraftan aslında erkeklerimizde çok ciddi anlamda bir stres problemi var. Şunu vereceğim. Bu gerçek gözlük mü? Evet gerçek gözlük aynen öyle. Şey zannettim ben bunu imaj gözlüğü yok, zannettim. Yok gerçek gözlük bu arada. Bakayım. Ama çok yakıştı Pelin. Allah aşkına. Tam canlı yayına çok yakıştı. Tam ben bundan sonra böyle. Çok yakıştı. Yeni sezon yeni imaj. Nasıl? Evet çok güzel. Benim okuma gözlüğüm o. Bir de şeyden ekrandaki ışıktan çok güzel koruyor. Biraz yorgundu gözlerim ondan taktım. Aa, rahatmış ama benim de bir gözlerim bozuk. Ben buna çok rahat ettim.
Yakıştı dedin ya. En çok erkeklerimizde problem var. Hatta biz karın çevresindeki yağlanmayı ne deriz? Erkek tipi yağlanma deriz hatta. Hani diyabetli bireylerde hani alt beden incedir, üst beden böyle kalındır. Biz ona böyle elma tipi, diğer taraftan da erkek tipi yağlanma. Hatta diğer tarafta da birazcık patron göbeği olarak da tanınırız. Nedeni bir, hareketsiz yaşam tarzı. Hareket etmeye zamanı yok. Devamlı çalışıyor çünkü kişi. Diğer taraftan aileyi geçindirecek, evi geçindirecek, evlenecek, barklanacak, çocuk büyütecek, stresi çok daha yoğun. Kadının da stresi yoğun ama erkeğin stres ve kortizol seviyesi ve tansiyon, kalp krizi ilişkisi daha fazla kadına göre. Ya da şöyle, kadınlar öyle bir yaratmış ki Allah, bizim herhalde toleransımız mı daha yüksek? Yani kadın biz, yüklenebiliyor. Biz duygu durumunu hem duygu durumundan zarar görüyoruz ama diğer taraftan da girdiğimiz depresyonlarla falan filan daha da güçleniyoruz. Yani bizde öyle bir şey var. Yani şimdi annelik var, menopoz dönemi var, ergenlik dönemi var. Beni öldürmeyen güçlendirir. Aynen. Bak Angelina Jolie dövme bile yaptırdı. Değil aynen mi? O şekilde. Erkekler tabii bir de diğer taraftan hızlı yemek yiyorlar. Çok hızlı. Yine iş hayatıyla ilgili. Daha fazla protein ağırlıklı besleniyorlar. O da ne yapıyor? Karaciğerlerini yoruyor. Diğer taraftan da bağırsak floralarındaki iyi bakterilerin sayılarını azaltıyor. Bu sefer yine metabolizma yavaşlamaya başlıyor. Bunun da etkisi var. Bir de geç yemek yiyorlar. Eve geç geliyorlar akşamları. Hızlı hızlı yerken, geç yerken onları sindirmek de zor oluyor tabii böyle olunca. Onun için bir de erkeklerimiz daha yağlılar. Estetik kaygıları kadınlar kadar fazla olmadığı için. Çok takılı kalmıyorlar ama kadınlarda daha yaygın. Şey yapabilir miyiz? Her göbek tipine bir tarif yapabilir miyiz? Şimdi bak ona geçelim ama benim aklıma bir şey geldi. Geçtiğimiz günlerde tanışmadık ama ben severim kendisini çok. Yani ekranlardan ve sinemadan bildiğimiz, tanıdığımız kadarıyla Gupse Özay'ın. Hani bak hazır sen buradayken geçtiğimiz günlerde o sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Çok kıymetli bir paylaşımdı. Evet evet. Ve çok dedi teşekkür ki, ediyorum onun için. Değil gerçekten mi? Yani çok kıymetli. Doktor gözüyle de öyle. Metin Hoca takip ediyor zaten kendisini de, endokrinolog, çünkü çok ciddi bir hormonal problem yaşadı. Evet şimdi hatta kendisinin şeyi vardı, böyle çok kilolu gözüktüğü bir fotoğrafını koydu sosyal medya hesabına. Ve orada neden böyle olduğu ile ilgili bir açıklama yaptı. Aslında takipçilerine ve tabii haber olduğu için tüm Türkiye'ye de örnek oluşturabilecek bir durum. O fotoğraf var mı bilmiyorum. Şimdi diyor ki beyler bayanlar. Gupse Özay'ın yazdıklarını okuyorum. Beyler bayanlar, şu kilo alıp verme olayıyla ilgili özelden çok soru geliyor. Sağlıkla ilgili bir konu olduğu için ve yanlış örnek olmamak için açıklama yapmak ve toplu bir cevap vermiş olmak istiyorum. Biliyorsunuz Deliha'nın ilk filminde epey kilo almıştım. Evet. Ardından Görümce filmimde epey kilo vermiştim. Ha bak işte biri Deliha, biri Görümce. Evet. Birinde acayip zayıf, öbüründe de öyle şey, aynen, toplu bir karakter. Sonra Deliha 2'de tekrar aldım. Her seferinde alıp verdiğim kilolar 20 küsürler. Az değil yani. Şimdi başta baktım motivasyonla ve gazla acayip hızlı veriyorum, alıyorum. Oh ne güzel. Etrafımdan uyarılar geliyor. Ben de diyorum ki yok ya, bir şey olmaz bana, işte karaktere giriyorum falan diyorum. Ta ki sağlığım bana tokat atana kadar. Evet. Deliha'nın çekimlerinden sonra aldığım 20 küsür kiloyu vermek için her zamanki gibi yemeği azaltıp harekete ağırlık verdim. Lakin bu sefer bir sorun var. Her gittiğim detoks merkezinin Antalya şubesine falan gittim ama hayret ya, ne yapsam veremiyorum. Aksine kilo almaya devam ediyorum. Üstelik bütün gün uyuyorum. Çok uyuduğum için ağlıyorum. Sonra tekrar uyuyorum. Sonra dedim ki herhalde yoruldum ben. Yurt dışına gideyim. Tropik iklim, meyveler, sebzeler, bilmem ne, deniz. İyi fikir dedim. Tayland'a gittim detoks merkezine. Ondan sonra o çektiği fotoğrafta işte Tayland uçağında çekmiş böyle bir fotoğraf. Oradaki Taylandlı doktor ikinci gün bana dedi ki test yapalım sana. Senin tipin iyi değil, sen bir şiş gözüküyorsun. Tipin kaymış da diyemiyor mu tabii diyor. Günde 16 saat uyuyorsun, normal değil bu. Peki abim dedim, testi yaptık. Aha, test sonucu bir geldi. TSH oranım 185. Ki maksimumu 4'tür. Yani maksimum 4 olması gereken 185. 185. Maksimumu 4'tür. Zaten adamcağız yanlışlık var diye bir daha bir yapmış daha testi. Yok sonuç doğru, TSH 185. Neyse, stresten ve hızlı kilo alıp vermekten dolayı hipotiroid, Hashimoto. Ki filmlerinde bunun şakasını bile yapmış. Evet. Karaciğer yağlanması hipoglisemi teşhisiyle Türkiye'ye geri göndermişler bunu. Ve Mart ayından beri tedavisi sürüyormuş. Suçluyum diyor, hak ettim. 17 kilo verdim, 5 kilo daha vereceğim ve bir daha
asla kısa sürede kilo alıp vermeyeceğim. Çünkü gerizekalılık bu. Özet aman deyip, tabii kendi ifadesi yani, estağfurullah diyeceğim. Burada da öyle demiş kendine. Özet aman diyeyim, doktor kontrolü olmadan asla kilo alıp verme olayını abartmayın. Dengeli olun. Bir de şeker ekmeği falan net kesin yemeyin. Öperim çok. Doktorum soran olmuş diyor. Metin. Aa Metin Hoca, ben de tanıyorum Metin Özat'a. Çok kıymetli. Aa, evet ben de tanıyorum yani onu. Çok güzel gerçekten. Çok tatlı, çok güzel. Hemen toparladı. Hatta o biraz böyle kızar da böyle bazen. Kızar. Falan. Ama kızılacak bak şimdi burada. Aa Metin Bey de çağıralım programa. Şimdi şöyle çok önemli bir nokta var. Biz diyetisyenlere gelmeden önce ben danışanlarıma hep şunu söylerim. İlk gelirler benimle görüşmeye, vücut analizleri yapılır, sağlık öyküsü, beslenme öyküsü dinlenir. Biz asla ilk diyetlerini yazmayız. Önce bir doktor kontrolüne gideceksin. Bunun olması gerekeni bu. Bakalım bir hormonal problemin var mı? Herhangi bir vitamin mineral yetersizliğin var mı? Bunları bir görelim, tespit edelim. O noktada sizlere öneride bulunalım diyoruz. Bu önemli bir detay. Ama biz hep bunu atlıyoruz. Atlamayı bırakın, gazeteden, dergiden, kitaptan, televizyondan, her yerden diyet listesi topluyoruz. 5 kilo veriyoruz, 7 kilo alıyoruz. 10 kilo veriyoruz, 20 kilo alıyoruz. Bütün metabolizma allak bullak oluyor. Diyorum ki bu dönem gerçekten metabolizmaya ihanet ettiğimiz bir dönem. Ve bunun affını dilemek zorundayız. Bedeni o kadar çok hırpalıyoruz ki bütün hormonlar bozulduğu noktada da işimiz çok uzuyor. Çok da zorlaşıyor. Doğru. Bir de diyorum ki ben hani umutsuz diyet umutsuz ev kadınları vardı ya, şimdi umutsuz diyet kadınları dönemindeyiz. Aa. Her şeyi yaptırmış. Düşünün. A diyeti, B diyeti, C uzmanı, D detoks merkezi hepsini yapmış ve karşıma geliyor. Evan Hanım, bir de son umut size geleyim dedim. Ben kendimden umudumu kestim de. Ah canım benim, olur mu hiç öyle şey ya? İşte tükeniyorsunuz. Ha. Yani diyetle ilgili bir tükenmişlik sendromu başladı halkta. Onun için buna gerçekten bence GUPS'e çok güzel dokundu ve bunun üzerine daha da biz uzmanlar konuşmamız gerekiyor. Peki umutsuz olan, ya benim stres göbeğim var, anladım şimdi, şiş göbeğim var, hamile göbeğim var, simit göbeğim var, var da var 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 diyenlere ne önereceğiz? İlk önerim. Bence bakın, oraya bir, evet ilk önerim ama kesinlikle lütfen gidip bir kan tahlillerinde şu insülin değerlerine falan baktırsınlar, bir endokrinologla, bir iç hastalıkları uzmanıyla görüşsünler. Çünkü göbeğiniz varsa diyabetle ilgili riskiniz var. Bunu da unutmayın. Karaciğer hastalıkları ile ilgili de riskiniz var. Ben mutfaktan nacizane öneride bulunacağım. Çünkü her şeyin başı mutfak tabii ki. Şimdi bizim burada 4 tane tarifimiz var. Tarifleri de şöyle hazırladık. Dedik ki hangisini iyi yese, ne yapsak? Önce işte şiş göbekten bahsedeceğiz. Şimdi şiş göbek birazcık glutene karşı duyarlı efendim. Hani gluteni tolere edemiyorum diyor. Laktozu tolere edemiyorum diyor. Biz de o noktada glutensiz bir un alternatifiyle onu pişmemiş, çiğ olabilecek güzel bir helva hazırlayalım dedik. Çünkü böyle tatlıyı da sevdiğinden kaynaklı. Ona böyle stres göbeğini, o şiş göbeğini azaltacak bir bar hazırlayacağız. Ne var içerisinde efendim? Burada nohut unumuz var. Nohut unu böyle glisemik indeksi de düşük bir un. Şuradan hemen şunu alayım. Bu tam helva gibi oluyor. Çok seviyor danışanlarım bunu. Şöyle bir su bardağı kadar nohut unumuzu koyacağız. Ne yaptık? Şekere karşı bir kere önlemimizi aldık. Bu önemli. İçerisine tahin koyacağım. Tahin çok kıymetli bir yağ. Hem iştah yönetimiyle ilgili yardımcı, hem tok kalım sürenizi uzatıyor. Hem de kalp damar sağlığınız açısından çok faydalı ve fitoöstrojen bir besin. Yani kadınları meme kanserine, rahim kanserine karşı koruyor. Şöyle kaşıklarım şuradaydı galiba. Ha, şu önümde de varmış. Ben illaki mutfağa müdahale edeceğim ya. Ondan dolayı. Et canım, her şey et. Nedir? Şimdi bunu böyle güzel güzel karıştırıyoruz. Tabii ne dedik? Tatlıya düşkünler. Ama bağırsak floraları çok bozuk olduğu için çok şeker kullanmalarını istemiyorum. Onun için de içerisine tatlandırmak için doğanın mucizesi. Kovandan yaşama diyorum. Bal koyuyoruz içerisine, tamam mı? Kovandan yaşama. Evet. Vay, kovandan güzel. Yaşama aynen. Bir bal markasını. Biz slogan gönderebiliriz değil mi? Sen gelsene. Gelsene. Ya, ben yine kameranın arkasında geldim da. Gel gel. Nasıl gidiyorum şefim? İyi mi? Karıştırıyorum. Sizden tarif öğreniyoruz. Ya. Dur neydi o ya? Neydi? Kovandan? Kovandan yaşama. Kovandan yaşama. Ya. Elvan balları. Elvan balları. Ben işte orakine geliyormuşum ballarımı dizerek buraya. Şimdi şöyle. Vallahi hayatta ne dediğine dikkat edeceksin. Ha, karşına çıkar 3-5 sene olur ya hani. Değil mi? Olabilir. Keşke olsa be. Ne güzel olur. Şimdi bak. Şöyleyken bile tadına bakabilirsiniz şef. İster hem
an ben şeften onay alacağım ya illaki. Ama çok güzel görünüyor. Gerçekten helva gibi görünüyor. Evet, çok basit ve ne güzel kavurmuyorsunuz. Çünkü helvayı yaparken tamam çok güzel oluyor. Ben bayılıyorum un helvasına. Ama unu yakıyoruz, şekeri yakıyoruz, yağı yakıyoruz. Yani hani yakıyoruz da yakıyoruz. Ondan dolayı böyle güzel güzel. Şunu bir dövmem gerekecek ya da şunun içerisinde. Onun içinde ben rondo edeyim. Çok sevinirim. Onu. Çok şöyle teşekkürler. Şimdi bunu hazırlayacağız. Ne yapacağız? Güzel çantamıza atacağız. Buzdolabında tutabilirsiniz istediğiniz kadar. Çok uzun süre dayanıyor bu arada. O anlamda avantajlı bir tarif. Hı hı. Hani diyetteyseniz mesela saat 5 ara öğünü. Yanına da laktozsuz sütle artık. Laktoza da varsa bir problemimiz, şişkinlik yapıyorsa. Türkiye'de çok yaygın gerçekten. Evet, evet. O zaman yanına da laktozsuz sütle güzel bir kahve yaparsınız kendinize. Mis. Ha, tamamdır. Biraz gürültü çıkaracağım. Hadi. Özür dilerim. Allah. Yeterli mi? Tamam, yeterli. Şimdi fındığımızı da koyalım. Bir de mesela kimisine bir besin yaramaz. Ama ben şunu yediğim zaman şişiyorum. Evet. Yani ya, genelleyemiyoruz ama kişisel onu artık kendiniz keşfedeceksiniz. Yani orada da şöyle bir şey var. Tabii bir besin alerjisi mi var? Yoksa intoleransla ilgili bir sorun mu var? Burada gastroenterologlarla gerçekten görüşülmesi gerekiyor. Bir de kendimizi takip etmek de çok kıymetli. Neyin ne dokunduğunu ben mesela gerçekten hani danışanlarım da söyler. İnanmazsınız belki Elvan Hanım'dır ama ben elma yediğimde ben de acıkıyorum mesela. Hı hı. Elma yiyince acıkanlardan bazılarında mide enzimleriyle ilgili böyle bir problemden kaynaklı acıkma durumuyla karşılaşabiliyor. Diyor. Şimdi herkese her şey iyi geliyor yaklaşımından zaten uzak durmamız gerekiyor. Elma yiyince gerçekten ben de acıkıyorum. Sen mi acıkıyorsun? Ben çok susun diye elma yiyin işte yeşil elma yok, yiyin falan. Yok olmuyor değil mi? Olmuyor, ben onu yediğim zaman yani bir porsiyon yiyorsam iki porsiyon yiyesim geliyor. Şimdi bunu böyle ben güzel yayıyorum buraya. Bunu bu arada bir de neyle yapıyorum? Leblebi tozuyla yapıyorum. Alıyorum leblebiyi, güzel blenderdan geçiriyorum yine. Hani çocukken yediğimiz leblebi tozu var ya. Aynısını onunla da yapıyorum. Evet, ne oldu o leblebi tozlarına? Biz geçen gün şeyi konuştuk. Çocukken yediğimiz lezzetleri burada hazırlayalım. İşte bisküvi arasına lokum, evet, leblebi tozu falan bak, öyle şeyler yapalım. Yine afacanlık yani. Yapıyorsun. Evet. Hep ben gelince sen hep böyle... Böyle yaramaz. Yaramaz yiyeceklerden sen. Ama bisküvi arası lokum çok efsane bir evet hepimiz ya. İçin ya. Yani hepimizin o... İşte şimdi waffle falan diye böyle herkes ortalıkta konuşuyor. Bizim çocukluğumuzda yani ben... Tabii çok gencim ama şeydi. Bak ya. Şeydi. Ya gerçekten. Hatta ben son yıllarda da görüyorum. Bazen camilerin önünde yine böyle bisküvi arasında lokum işte hayrına dağıtıyorlar falan. Gerçekten çok keyifliydi. Üzerine de susam. Leblebi tozuyla ıslık çalmaya çalışırdık. Ay, ay dünyanın en zor şeyi. Evet, evet aynen öyle. Şöyle. Göbek oluşmaması için sürekli sulu yemek olur mu? Ya şöyle tabii ki çok sevindim hayatım. Hazmı kolaylaştırır. Bir kere göbek oluşmaması için çiğnemek çok önemli. Hmm. Yemek sürenizi 11 dakikanın altında tutmayacaksınız. Bir öğündesiniz, 11 dakikadan önce o masadan kalkmak yok. Bu bir. Diğer taraftan da hani bu yemek çeşitlerinizde özellikle uzun süre hazmı uzun süren bazı gıdalar var. Bunlar da proteinler. Yani etti, tavuktu, balıktı. Mesela aralarındaki en masumu balık daha kısa sürede pişiyor. Daha kolay hazmediliyor. Siz akşamleyin eğer oturup böyle yatmadan 2 saat önce koca bir tabak et yiyorsanız o gece zor. Sabahleyin de şiş karınla kalkıyorsunuz. İlla ki. Onun için etli yemeklerinizi akşam tercih ederken ya erken saat ya da sebzeyle hazırlanmış küçük parça etler, işte balık olabilir, tavuk olabilir ya da kıymalı bir sebze yemeği olabilir gibi alternatifler olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Paketlendi. Ay ne güzel yaptın ya, harika. Bu hazır. Bunu gönderiyoruz efendim. Bir de şimdi alüminyum, evet, alüminyum folyoya direkt koymuyoruz. Ama pişmediği için zaten problem olmaz ama çok güzel hassasiyet yaratmışız artık bu konuda. Direkt uyarı geliyor bununla ilgili. Şimdi bir tane de şöyle... Hani hamile göbeği. Hamile göbeği deyince aklımıza zaten ilk olarak hani hamilelerde en çok kullandığımız çay gelsin, rezene çayı. Rezene çayı çok güzel gazla ilgili sıkıntıyı ortadan kaldırıyor. Ne demiştik, hamile göbeği olanlar devamlı birazcık böyle mide gazı problemi yaşıyorlar. Onları rahatlatmamız lazım. Ve mideleri sert demiştik. Evet. Bir de onlar böyle devamlı bir şeyler içmeyi de seviyorlar. Çünkü gün içerisinde doğru düzgün bir şeyler yemedikleri için. Rahatlatmak için onlara rezeneli elma kompostusu hazırlayacağız. Şimdi... Araları da soruları böyle sokuyorum. Diyor ki antidepresan kullanıyorum, ismi Nurmuş. Simit göbeğine sahibim. Evet.
Yani kilo vermekte de çok zorlanıyorum. Çok da almış. Bunun antidepresanla alakası olabilir mi demiş. Antidepresanla alakası var ama tabii bu şu anlama gelmiyor. Hadi antidepresanı bırak da simit göbeğinden kurtul. Böyle bir şey değil. Tabii ki ne yapacağız orada? Antidepresanlarla da yine aynı şekilde hem probiyotik kullanımı çok kıymetli. Omega 3 kullanımı çok kıymetli. Ayrıca 2-3 saatte bir beslenme düzeni ve karbonhidratları lütfen basit olanlar, yani böyle rafine edilmiş beyaz işte şekerli gıda, bunlardan uzak dursun. Çünkü antidepresanlar karbonhidrat metabolizmasını olumsuz etkiliyorlar. Metabolizma yavaşlıyor. Karbonhidratı çok enerjiye çeviremiyorum. O zaman ne oluyor? Bu bölge stoklanmaya ve yağlanmaya başlıyor. Onun için böyle tam buğday ekmeği, esmer şeker ya da şekersiz yiyecekler, meyveyle hazırlanmış alternatifler kullanırsa bu süreci daha pozitif geçirir. Bunu açıyoruz efendim. Açtık. Tamam. Bir de çayımızı demleyeceğiz şurada. Şimdi ben elmayı ne yaptım? 1 kilo elmayı küp küp doğradık. 1 litre suyun içerisine koyduk. Evde kompost yapıyoruz sonuçta, taze elmada. 1 tane limonumuzu da sıktık içerisine. O güzel kaynayacak. Bunu demliyor muyuz? Oraya evet, bunu sonra demleyeceğiz. Hepsini. Evet. Bunu da böyle yaklaşık 5 tane zaten poşet çayımız var. Güvenli olduğu için bunları tercih ediyorum ben. 1 litre kadar sıcak suda onu demledikten sonra bir araya getireceğiz onları zaten. Bunu ne yaptık? Onu hamile göbeği olanlara yaptık. Şimdi... Bir de hani bizim bu simit göbeği olanlarımız çok tatlıya düşkünler ya. Onlara bir şey yapalım dedik. Simit göbeği olanlar tatlıya düşkün oldukları için onlara çikolata topları yapacağım. Çikotop. Çok keyifli oluyor. Hemen şöyle alalım. Bakın burada nelerimiz var malzeme olarak. Yulafımız var. Yulafı böyle çekilmiş un haline getirdik. Biraz iri parçalı kalsın istiyorum, partiküllü. Şunu alacağım. Bir su bardağı kadar yulafım var. Evet. İçerisine güzel yine bademimizi böyle blenderdan geçirdik. Yine badem unu kıvamına getirdik. Onu da karıştırıyoruz buraya. Bir karıştırmak için. Bu sefer bunu tatlandırmak için ne yapacağız? Pekmez kullanacağız. Benim kullandığım bir pekmez de zile pekmezidir. Önce şu kakaomuzu da katalım, çikolata topları olacağı için. Kakaonun ne etkisi vardı? Duygu durum dengeleyici etkisi vardı. Hani ne dedik? İşte simit göbeği olanlar biraz hassaslar ya. Onlar için onlara çikolata topu yaparken de kakao kullanalım istedik. Şekerle ilgili duyarlılıklarından kaynaklı da çok tatlıya düşkünler. Dedim ki ya onlara güzel bir baharat ne olur ne olur? Tabii ki de tarçın olur. Bir çorba kaşığı kadar da tarçınımız var. Tarçını ne kadar seviyorsanız o kadar ekleyebilirsiniz. Şimdi bu hazırlamış olduğumuz karışımı çok güzel kokuyor ama. Evet. Kakao ve tarçın birleştiğinde. Ay, çok güzel oluyor. İçerisine pekmezimizi ekliyoruz. Evet. Şimdi bunu karıştıracağız. Ben bunu zile pekmeziyle de yapıyorum. Çok güzel bir pekmez, zile pekmezi gerçekten, kıvam tutturma açısından da. Onu da kullanabilirsiniz. Biraz bulmakta zorlanıyoruz ama çok yerel de kıymetli de bir besin. Bunu güzelce karıştırdıktan sonra top haline mi getireceğiz? Onu ben yoğurmamı ister misiniz? Aa, çok teminim. Bir de sana verdim. Seni hatta şu tarafa alayım. Ben diğer tarifime geldim. Bugün bütün tarifleri yetiştiriyorum Pelin. Gerçekten mi? Reklama gitmeden son birkaç dakikamız. Aynen, tamam. Stres göbeğine yapalım bir de şimdi. Tamam. Stres göbeğine. Evet. Çare ararken strese giriyoruz. Strese giriyoruz. Krem peynirim var. Ona da böyle birazcık çiko krem yapalım dedik. Tamam mı? Hani biraz keyiflendirelim. Krem peynirimizin içerisine yine kakao. Stres varsa o stresi dengeye sokmak için iyileştiren, güzel böyle keyif veren bir tane şey ekleyelim oraya, gıda ekleyelim. İçerisine yine pekmezimizi ekleyeceğiz. Bunu sabahları kahvaltıda çocuklarınıza da verebilirsiniz efendim. Bunların hepsini arkadaşlar İyi Fikir TRT Instagram hesabında böyle göbek probleminiz varsa, işte göbek ne diyelim, şişkinlik, evet, işte neyse sebebi. Karın yağlanması varsa. Evet, aynen öyle. Göbek şişkinliğine, sorunlarına iyi gelen tarif olarak hepsini koyalım. Artık seyircimiz duruma göre arasından seçsin. Evet, isterlerse sorabilirler. 4 tane yaptık bugün. 4 tane mi yaptık? Tabii. 4 tane tarif yaptık. Çok da pratikler. Baksanıza 2 dakikada hazırladık bak.
Bunları bir şeye batırıp yuvarlıyor muyuz? Ya istersen yapabiliriz bence. Güzel olur yani istersen. Ama öyle de koyabiliriz. Şimdi bunu birazcık daha krem peynir ekleyebiliriz bu arada. Aynı tarifi yoğurtla da hazırlayabilirsiniz. Mesela akşamleyin canınız puding istedi. Yine kakao. Çok basit ya. Kakao pekmez herkesin evinde var. Yoğurda karıştırın yiyin bu kadar. Oh. Bu kadar basit yani hani. Ve çok da lezzetli oluyor. Şimdi bunu hazırladık. İşte o stres göbeği olan arkadaşlara diyorum ki ya ekmeğin üzerine güzel sürüyorsunuz bunu. Ha. Yanına da yine güzel bir çayınızı yapıyorsunuz. Bu sefer yeşil çay yapın. Yeşil çay. Tamam mı? Tamam. Bunu da bir bu şekilde güzel saat 5 ara öğünü olarak tüketebilirsiniz. Böylelikle akşamleyin daha hafif yemiş olursunuz. Tamam mı? Tamam. Bu da böyle. Vallahi öyle bir anlatıyorsun ki Elvan sanki dünyanın en böyle güzel ama şeyiymiş. Ama çok güzel. Hadi, hadi bu akşam onu yapalım falan diye geliyor. Bu akşam hemen gidip yapası gelmiyor. Aa, ya evet öyle bir anlatıyor ki ay, sanki dünyanın en lezzetli şeyini ama söylüyormuş. Ama güzel oluyor hayatım. Vallahi güzel oluyor. Bak söyleyeyim. Şimdi bunu da ekliyorum içerisine. Reyhan şerbeti de bu arada sindirim sistemi için çok kıymetlidir. Yani az önceki reyhandı değil mi? Ben evet, reyhan şerbeti. Evet, vallahi Nuray Hanım ne yaptıysa, yani nasıl yaptıysa o çok güzel. Bayıldım. 3 tane içtim. 3 bardak içtim. Çok güzel. Onun tarifini bir dahakine kesin söylesin. Yapalım. Onu biz sen yapalım. İçtin mi? Yani arkada içtin biz mi? De sürekli kendi restoranımızda ya, yapıyoruz. Yasin ya. Ve bu işi çok iyi yapıyoruz. Gördüm Instagram sayfanda zaten. Ay, çok güzel. Kendi elinden çıkmayınca. Çok güzel. Şefim şefim benim şefim benimseyecektir onu. Diyorum ki Yasin diyorum bak çok güzelmiş falan diyorum. Bir dahakine programda ben yapayım şerbet diyor bana. Ya. Vallahi bak. Tamam yap. Vallahi yap. Tamam. Yap. Şerbet günü yapalım. Şerbet, şerbet yapalım. Ama şerbetler çok kıymetli. Aslında anlatmak kesinlikle lazım. Çünkü şey onlar da hem hazmı kolaylaştırdığı için tam bence fit kokteyller onlar. Ama gerçekten. Reyhan gazozu yapıyormuş. Evet. Elvan Hanım da. Ben gazozunu. Evet. Reyhan gazozu yapıyorum. O zaman bir dahakine. Ben de gazoz yapacağım. Güzel güzel. Ben de gazoz yapacağım. Şey reklam vakti mi geldi? Ay imdat. Şey bu tarif bitti mi şekerim? Bitti. Aa iyi süper. Bu da bitti. O zaman bunlar reklama bitti gidelim. Reklamlardan sonra neydi neydi böyle bir hepsini gösterelim anladım. Öyle yapalım. Bizden evet ayrılmayınız efendim. Birazdan buradayız. Ve evet reklam arasında da boş durmadılar. Durmadık değil ama durmadılar. Şöyle koyuyorum. İşte size göbek eritmek için harika tarifler ve işte size göbek çıkartmak için Yasin Taze'den fast food önerisi. Ya resmen bakar mısın ortaya koymuşsun bir de Yasin. Hayır benim ha, benimkiyle savaşıyor sürekli. Yani evet, hale bak ya şuna. Şunu ama bunlar daha lezzetli. Ay çok kesinlikle güzel gözüküyor. Ama bu da güzelmiş öyle dedin az önce yedin ya bakar sen bundan. Bakar mısınız nasıl süsledi Elvan Hanım ya. Güzel. Ama senin dokunuşun onu da ben yaptım sen öyle yapınca. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Cezinize sağlık diyelim ve kapatalım. Kapatırken çünkü güzel de bir klip vereceğiz. O da kaçsın istemiyorum böyle hemen roll caption akıtmasınlar. Bizim TRT Arşiv'de Hülya Avşar'ın böyle çok eski bir klibini bulduk. Ah. Ama nasıl böyle bebek gibi göreceksiniz çok yani zaten çok güzel kadın. O klipte de göreceksiniz çok hoş bir hali var. Evet. Veda hadi hoşça kalın diyelim. Buyurunuz. O zaman hoşça kalın. Evet, görüşürüz.